İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir haftadan sonra sizinle birlikteyiz. Yerel Gol Spor programında sevgili Nebi ile Kocaeli Spor Kızılcabrek maçını yorumlayacağız. Sevgili Nebi, ben biraz bugün yorgunluktan biraz konsantre eksikliğim olabilir. Yardımcı olmanı istiyorum. Ben seni motive ederim. Sağ ol. Öncelikle hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Evet değerli izleyiciler, Kocaeli Spor'umuz hafta sonu oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Aslında maç boyunca çok önemli gol pozisyonu ürettik ama bunu skora yansıtamadık ve çok istediğimiz 3 puanı uzanamadık. Sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Sevgili Nebicim, gündeme geçmeden önce bazı vefat haberleri var. Onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle çok daha yeni, daha dün Ulusal Kanal'da gösterdi biliyorsun 4 Kartal'daki. Evet 41 numaralı 41 plakalı araç maalesef sorumsuz bir sürücünün otobanda durmasından sonra arkadan çok şiddetli bir şekilde. Hiç duramamış araba. Arabanın fotoğraflarını gördüm. Duramış evet herkes. Orada Allah rahmet eylesin 4 vatandaşımız. Orada da Eren Kaya Kocaelispor evet, maçına gelen. 4 akraba zaten. Bir taraftarımız. Değirmendere'den Sercan Açmaz arkadaşımızın, evet, Sercan kardeşimizin annesi vefat etti. Ona da Allah'tan sabır diliyoruz. Ben cenazedeydim. Evet. Zor. Ben gidemedim. Gittin mi sen? Gittim. Çok genç bir ölüm. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Hastaydı galiba. Evet. Aslında, rahatsızlığı varmış bir süredir. Evet. Onun dışında hafta içinde de Bülent Baturman'ın abisi Abdullah Baturman evet, vefat etti. Ben de o cenazeye katıldım. Fevziye Camisi'ndeydi. Kocaelispor Camiası oradaydı. Kulüp Başkanı Bahar Yavuz, eski teknik direktör Hikmet Karaman, Engin Korukur hepsi oradaydı. Bir de kalecimiz Volkan Mert'in de anneannesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin diyelim. Evet maalesef üzücü haberlerle programımıza başladık. Direkt maçın hikayesine mi geçelim yoksa öyle başlayalım. Maçlarımızın notu var mı? Şimdi rakip Kızılcabölük playoff oynayan bir takım. Ama gördük ki yani gördük insan şunu üzdü bir herhalde. Yani biz bu takımların yerinde nasıl olamıyoruz şeklinde. Yiğit araya gireyim hemen. Arkadaşlarla maçı seyrederken ilk yarı sen de yanımızdaydın ya. Evet. Klasik sorumuz gene gündeme geldi. Maçı işte ilk 10 dakikası özellikle 10-15 dakika çok baskılı başladık. Yani net pozisyonlarımız da var. Sevgili Fatih kardeşimiz de aynı anda aynı soruyu. Ben döndüm Fatih dedim sana bir şey sormak istiyorum. Abi ben de bir şey söylemek istiyorum dedi. Önce ben madem dedim söyleyeyim ben söyleyeyim. Bu takım 51 puan nasıl almış dedim. Ben de şimdi onu soracaktım dedi. Değil mi? Her gelene aynı ama yani. Hilafsız. Yani diğer takımları da gördük. Enteresan. 51 puan. Büyük puan. İşte Kızılca Çorum'u gördük. Evet. Tarsus'u gördük. Bu arada tabii ki maça ayrıntılarına geçmeden önce senin de pazar günü doğum gününü kutladık. Evet. İstat'taki doğum günüm yoktu evet, o da oldu. Evet İstat'ta yoktu. Evet. Sayın yönetmenimiz doğum günü fotoğrafını koyar mısınız sevgili yorumcumuz Nebi Gönenç'in? Aslında burada sevgili Ufuk. Organizatörü var. Evet Ufuk İsmail Duvarcı arkadaşımız o da stüdyomuzda seyrediyor. O da çok değerli bir Kocaelisporlu bizim için. Seni aslında çaktırmadan şey yaptık ve güzel oldu. Aslında yani ilk defa herhalde kutluyorsun doğum günü. Değil mi? Olur mu? Ben o gün kahvaltıda çocuklarımla, ailemle kutladım zaten. Yok, stat'ta hani. Stat'ta ilk oldu evet. Değişik oldu. Değişik oldu evet. Yazdım zaten. Bu eksikti, bunu da yaptık dedim. Tam oldu. Şimdi dün ben köşe yazımda işledim. Evet gördüm. Yarın da tribünde doğum günü kutlandı diye bir yani çok medyatik olmaya başladık. Evet, fazla medyatik olmaya başladık. Bu sıralar evet. Bir yandan spor yorumculuğu, bir yandan böyle medyatik fotoğraflar. Neyse nazara gelmezsin herhalde. Gelmeyiz herhalde. Gelmeyiz. Ben 73'lüyüm, sen de 73'lüyüm diyebiliyorum. Evet. O zaman seyircilerimiz hesaplasın yani söylemeyelim. Doğru 45 işte niye söylemeyeceksin? Evet. Yani şimdi yani bayan erkeğe döndürdün işi olmadı. Aynen. Yolun yarısı. 39'da kalıyor evet, ya onların burada yaşı. Burada fotoğraf karesinde Murat Odabaşı, Hikmet evet, var. Evet güzel bir fotoğraf. O şapkayla çıkacaktım aslında ama bu akşam. Evet. Özkan var İstanbul'dan Yaya. Yalçın var. Mesut var ama yani sarı beni alerji yaptı bana. Yani bir daha lütfen sarı şapkayla gelmeyin. Başla. Yani evet. Orada herkes yeşil siyah olmak zorunda. Biz de yeşil siyah canım. Evet yeşil siyah var güzel. Ufuk kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada
Sevgili Ufuk kardeşimiz gerçekten bizim bir eksiğimizi görmüş. Normalde TV 262 bardakta evet, gösterelim. Şöyle evet. Bir gösterelim. Sayın yönetmenimiz gösterir misiniz acaba? Evet. Teşekkür ediyoruz. 1966 Kocaeli Spor. Şöyle de güzel bir lisanslı ürün. Evet, konu mankeni gibi de suyumu da içeyim şöyle. Evet, lisanslı ürün arkadaşlar. Kocaeli Spor'umuz. Evet, böyle bir hediyemiz kazansın oldu. Kazansın şeklinde. Teşekkür ederiz Ufa. Bu arada ben sana geçen hafta Atatürk atkısıyla Kocaeli Spor atkısı hediye etmiştim. Sevgili Ufuk aslında. Sevgili Ufuk senin aslında. Buyur. Yabancı değilsin. Gelmek istemiyor. Şöyle arkadaşın atkıya alerjisi var ama bu program için lütfen takar mısınız sevgili Nebi Bey? Doğum günü çocuğu Ufuk'a olarak. Da teşekkür ediyoruz. Atkı programda takmıyorum biliyorsun. Alerji mi yapıyor? Yok. Atkı yani normalde biliyorsun. Statta güzel oluyor aksesuar ben olarak. Ben peki bir şey söyleyeyim. 365 gün atkıyla ve polarla geziyor. Ya o tamam şey. Tercihine saygı duyuyorum Yiğit'im. Evet. Ama yani hayır başkanımızın evet. Da hani sloganı ya, var yani. Tabii ki de insanların düşünce tarzları biliyorsan zevkler renkler denir ya. Onun gibi bir şey. Bir kere yani doğum günü çocuğu olarak takmanı istiyorum ya. Kırma bizi yani. Sevgili Ufuk İsmail getirmiş yani. Çok yani teşekkür programı, ediyorum lütfen Ufuk. Lütfen takar mısın sevgili Nebi? Yani bunu şeye döndürmeyelim inadı. Çok teşekkürler. Ben böyle bir inatçı yorumcuyla gerçekten neyse Allah bize sabır versin. Çünkü daha Süper Lig'i yorumlayacağız sen de. Evet evet. Evet sevgili seyirciler tabii ki direkt futbolu yorumlamak yerine böyle magazinsel konuları da işliyoruz. Ya sezon boşa çıktı Yiğit yani Türkçesi bu biraz aynen. Da ondan oluyor. Aynen yani öyle. Yoksa hani bugün bir playoff iddiamız olsa çok daha neşeli çok daha güzel bir program olacaktı. Gene tabii. Güzel oluyor ama hani içerik anlamında bu tarz tabii bu biraz hani yaşamsal yönüne kayıyoruz işlerin. Bu da gerekiyor, o da gerekiyor. Bu yerinde nasıl yaptığın önemli yani. Sonuç itibariyle Kocaelispor'un bir önemli bir durumu varken zaten böyle program yapmıyoruz. Tabii, tabii. Ya bir de hani ligin ilk yarısındaki programlarımızı yani, ben düşünemiyorum. Öyle. Yani suratımız asık. Yani bu hafta ne yapacağız? Gene atarız galip berabere mi kalacağız? İşte rüyalarımızda görüyoruz. Evet. Allah korusun tehlike mi olacak? Sen hala şimdi oraya geleceğiz. Geldim. Bir dakika. Lütfen oraya şimdi maçla gelin. Arkadaşlar. Şimdi matematik yalan söylemez dedim. Sevgili Malik Hakan Eltut kulakları çınlasının da ya öyle bir şans var dedi. O da çok sever. İstatistik, matematik ve skor golleri kimi attı. Felaket bir hafıza var. Evet benimle beraber çok iyi gelişiyor. Evet evet. Hani bazı pozisyonlarda seni bile geçtiğini düşünüyorum yani takıntı noktasında. Hala dedi ki şimdi aşağıdan böyle tribünde şey yapıyor. Var hala diyor. Ben göz kırpıyorum o hala var diyor. Matematik ayrı, futbolun matematiği ayrı Yiğit'ciğim. Şimdi futbolun matematiğine göre bizim düşme şansımız yok. Ama şöyle nasıl tescillendi? Şu Tekirdağlı Aydın'ın son dakika yediği goller artık ikisi de galipti biliyorsun. Ya ben çıkarken biraz moralim bozuktu. Evet. 90 artı da yedi ikisi de. Yolda öğrenince direkt Nebi'yi aradım zaten. Ondan sonra. Ben de rahat et dedim evet, artık. Evet hayır yani. Ya şimdi. Hep Arsin direniyor. Tabii Arsin bir de Nebi'yle hani hep zaten sezon başından beri ben her sezon şunu söylüyorum. Türkiye liglerinin. Son 4-5 haftasında çok ilginç, anormal skorlar alınıyor. Kazanamayan takımlar kazanmaya başlıyor. Şimdi sen der miydin Tekirdağ Uşağı yeniyordu bak, işte. Bak ben abi. Sana bir şey söyleyeyim mi Yiğit? Senin dediğin doğru. Nasıl doğru? Daha dengeli gruplarda dediğini kabul ederim. Ama bizim grupta herkes herkesi yener abi. Ben ona inanmıyorum. Hani hatırlarsan 4-5 hafta önce Uşağın fikstürüyle ilgili dedim ki bak Tarsus Uşağı yakalayabilir. Sen evet Tarsus yani Tarsus Uşağı ya. Yakalayabilir. Sen dedin ki Uşak'ın fikstürü çok rahat. Hani Osmaniye'ye de baktığın zaman rahattı. Evet. Tekirdağ da. Ama ben de dedim bu grupta abi rahat fikstür diye bir şey yok. Bu grup çok enteresan bir grup yani. Ama hayır yani Tekirdağ bizi yeniyor. Son hafta Aydın Arsin var biliyorsun. Hafta... Bu hafta Adliye Arsin var. Zaten bu ligi Adliye karıştırdı şu an zaten. Adliye sıyırdı oradan gitti. Şu an sıyırmadı. Ya eski haline göre ya kesin düşer diyorduk Yiğit. Bizim maçta bile yani bizi yenmelerine rağmen yani geldiler. Hani Tekirdağ gibi. Bunlar nasıl maç alıyor? Tekirdağ bizden sonra kimseyi yenemez dedik. İşte yani. Neredeyse Uşak. Uşak. Belki de Uşak aldı bu bir puanla. Belki şampiyon yapacak onu. Değil mi? Çok enteresan. Evet. Ama ben gene söylüyorum. Tarsus'un çıkacağını düşünüyorum. Uşak'ın ritmi kayboldu abi. Bu çok önemli bir şey futbolda. Bir enteresanlık var orada. Kaç haftadır ki... değil mi? Çorum. 13 haftada kaç galibiyet aldı? 2 mi? 13 değil 14 oldu işte. 14 hafta. Bir galibiyeti var. Bir galibiyet. Beraberlikleri var. Evet. Mağlubiyet. Ya ona rağmen hala 5 puan var ha. 48 yani 48-43. Aynen.
Sonuç itibariyle evet Kocaelispor hani ben neden şimdi çünkü neden biliyorsun 3 maçta 0 çekersin Allah korusun. Stresi çünkü bizim futbolcular da kafa olarak ligi bitirdikleri için yani öyle bir tehlike de vardı yani. Şu an itibariyle yok ama biz yine matematiksel olarak bu hafta alacağımız bir puanla aşağısıyla bir ilişkimiz kalmasın. Bu hafta zaten netleşir. En az iki takım netleşir. Yukarısı belki aşağısı. Belki üçü bile netleşir. Evet, yani yukarısı netleşti Yiğit o playoff ve sadece şampiyon değişebilir benim görüşüm o. Aynen öyle. Tarsus bir şey yapıp Tarsus çünkü bana göre Uşak'tan iyi takım. Evet. Sayın yönetmeniz bir de plaket fotoğraflarımız vardı. Onları koyalım. Şimdi taraftar plaketi. Evet. Şimdi ben yoktum bu arada da geç geldim biraz. Onun da esprisini anlatayım sevgili seyirciler. Yani biz şimdi uzun yıllardan beri camianın içindeyiz. Evet taraftar kimliğimiz, gazetecilik kimliğimiz. Zaten ben anormal işler yapıyorum. İşte gidiyorum Nebiler'le, iyi kere orada seyrediyorum. Devre arası maç notu. İşte, mobil. Yani, mobilsin ya. Devamlı işte, protokol orası burası. Bir skorboard kaldı. Oraya da gideceğiz yakında. Şimdi geçen sezon yerel gol olarak bizim sevgili Ongan Uzunoğlu, Hikmet Aykan. Ama tulum çıkardılar geçen sene onlar. Oral, Güngör Çimen. Yani benim bunlar hepsi dostlarımız. Nebi de çok yakından. Gitmedikleri maç yoktu evet, geçen yani sene. Evet yani içeride dışarıda. Evet. Yani müthiş takdir ettim ve biz de TV362 yerel gol spor olarak arkadaşlara yine böyle Nisan ayının bu döneminde bir plaket verdik. Plakette o gün Ongan denk geldi. Diğerleri içeri girmişti. Ama ondan sonra bilene, ya bizim camiada da şöyle bir tuhaflık var. Bu arkadaşları arayanlar, beni arayanlar, küsenler, kırılanlar, bana yok mu, ben hak etmedim mi? Abi plaket yetişmez. Ya bu sefer şey dedim ben, haftalığa mı döndürsem acaba bu işi? Ondan sonra. Bu sene de yine tabii kafamda 3-4 tane aday vardı. Ama geçen hafta fotoğraf daha da netleşti. Hem çift olmaları, Merve Gül ile Celal Özaltun nişanlılar. İnşallah yeni yaşamlarına merhaba diyecekler. Şimdi kolay değil yani deplasmanlara gitmek. Hele uzak deplasmanlara. Tamam biz biraz çılgınız. Ben cumartesi evlendim. Pazar Hanım'ı İsmet Paşa'da maça götürdüm. Sonra Kadıköy'de pankart taşıttık. Samiye'ne götürdük. Oraya götürdük de. Şimdi bu dönemlerde uzak deplasmanlar hakikaten çok zor. Onlara layık gördük. Taraftar Dernek Başkanı Enver Güler'i de aradık. Sağ olsun o da geldi. O sırada ben plaket yaparken bizim İbaday bir anda canlı yayın yine 41 Kocaeli'den. Yalnız ben takdir ediyorum onu. Helal olsun. Anında yakalıyor yok, abi. Koku yani. Alıyor. Öyle bir durum var evet, yani. Çok ama yani bütün senaryoların ve sahnelerin içinde var. Evet. İbaday o da yetenek canım bir şey demiyorum. Yenikent'te berberdir bizim meşhur berber. Yani çok mutlu oldular. Onlar da zaten sosyal medyadan paylaştı. Biz de haberini de yaptık. Yani yılın fedakar tarafı. Tabii ki bütün taraftarlarımız için değerli, cefakar. Ben her zaman şunu diyorum zaten. Kocaelispor'a mesai harcayan her taraftarı ben yanımda götürürüm. Şimdi Yiğit bak bu ödül olaylarında insanların anlamadığı şey şu. Şimdi senin bunu yapma gibi bir zorunluluğun zaten yok. Aynen. Bir. İkincisi bu çok... Resmi değil ama gelenekselleşme yolunda ilerleyen bir şey. Fakat burada bu programı sen yapıyorsun. İşte moderatörlüğünü yaptığın için söylüyorum. Statta da deplasmanlara da gittiğin için. Yani sen bunu kafanda belirliyorsun. Aynen. Şimdi şu var. Yani o aslında taraftarların bu verilen hediye ve seçilen kişiler taraftarın genelini vücut bulmuş hali. Böyle bakmak lazım olaya. İnsanlar bunu anlaması Murat lazım. Murat Bayram'a da yapmıştım özellikle. Benim için en değerli taraftar odur yani Murat Bayram. Hayır yani şimdi onu eğer böyle kategorize etmeye kalkarsak her maça gelen çok insan var. Ben tabii. De görüyorum ya bunun içinden çıkamazsınız. Ama sembolik olarak nedir? Çift olmaları, işte nişanlı olmaları, içeride dışarıda maça gelmeleri. Kolay bunlar değil. Önemli bunlar şeyler yani. Çalışan insanlar. Hani tabii. Bir tek pazar günleri var oraya gidiyorlar. Bugün başka bir önemli bir gelişme vardı. Onun fotoğrafını ben vermeyi unuttum sayın yönetmenim size. Berber Rasim'in benim Facebook sayfamda evet. Var ama yetiştiremezsiniz sanıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde evet, iyi bir arkadaşımız. Bugün Derince'de berber kendisi. Ben de uzun yıllardır tanıyorum. Gerçekten yani çok takdir ediyorum. Yani Rasim Uyan her etkinlikte bulabilirsiniz. Bütün sosyal projelerde ve çalıştığı yani bağışlıyor kazandığı hasılatı. Bugün de Kocaelispor için
kazandı hasılatı, bağışladı. Ve şunu söyledi. Biz de gittik Kocaelispor'a madem katkı yapacağız. Öyle bir saçları toplattırdık şöyle. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve şunu söyledi Sevgili Nebi. Yani taraf dedim kaça kadar açıksın? Taraftar diyor gece 12'ye kadar gelsin. Sabaha kadar gelsin ben buradayım diyor. Kapatmam. Güzel son taraftara kadar durmam. Yani aslında çok önemli bir şey. Yani burada keşke herkes onun gibi olsa. Hatta ben bugün Face'e de attım. Bizim WhatsApp grubuna da gönderdim. Tabii ki vakti olan inşallah gitmiştir. Çünkü Başkan Bahri Yavuz da bugün gidecekti oraya. Hatta bizim kulübün açıklaması var orada işte. Ateşe su taşıyan karınca misali gibi. Yani hiç olmazsa bugün doğru tabir aslında. Evet. Küçük bir hasılat elde etmiştir. Buradan rahatsızım yana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Evet, onun dışında vereceğimiz başka notlar mı? Beklediğimiz gibi çıktı takım. Ali Keten'in bir sakatlığı vardı herhalde. Sakatlığından çok... İdmanlarda hafif bir sakatlığı vardı galiba, öyle biliyorum ama. Evet. Ayağında bandaj da vardı. Şöyle, Onur Öztengo. Ama ben olması gerekeni söyleyeyim mi? Evet. Kafamdakini çok net, hiç evelemeye gerek yok. Düzdürk maçının en kötüsüydü Ali Keten. Evet. Yani yediğimiz gollerde de ya şimdi yani o insanın kötü zamanı olabilir. Hakikaten çok kötü oynadı. Yani defansın göbeği bence kötüydü ama Keten bir tık daha. Evet. Onur nasıl buldun? Onur gelişiyor. 17 yaşında. Ya yaşı bir kere ama çok onların genç. Onların aile genetik yapısından da kaynaklanıyor. Var. Başlıyor. Onur'un işte eksiğini giderdiği zaman çok daha iyi olacak. İlk müdahaleler. Bir de birkaç top çıkarırken hafif geç kaldı. Uzun pas atarken. Şeyi biraz heyecan yapıyor tabii haliyle. İkinci yarının da 60. dakikalar mı? Bir hatırla bir top kesti bir yarım voleyle. Arkaya adama gelecekti. Ya ben orada çok beğendim o yani. Bir tane de Yugoslav foul yaptı gene. Yaptı mı onu kaçırdı. Kart gördü galiba. Görmedi. Yok kartı yok. Var mı? Ben sana. Ya son ihtimalle bu çocuklar şeyde oynuyordu abi. U17'de değil U19'da falan direkt oynadı. Yani 17 oynamadan U19'da oynadı. Ya 17 yaşında tabii olacak abi yani biraz acemilik illa olacak. Yani Yiğit olmama şansı var mı? Karacabey maçında. Ama sırıtmıyor bak önemli sırıtmıyor, olan bu. Evet evet. Sırıtmıyor. Karacabey maçında da sırıtmıyor. Kemal'le beraber oynadı. Tabii. Ama sonradan girdi oyunda. Yani oyuna sonradan giren stoperler uyum sağlayamıyor. Bak şey maçında bocaladı bak Aydın maçında. Hatırla oyuna ama girdi. Oradaki giriş amacı farklıydı. 2-1'den sonrayı konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Murat Başak'a da aldı biliyorsun orada. Hani kesici Başak'a orada ön libero gibi aldı. Fark ettin herhalde. Aynen. Yani biraz hani rakip 2-1 olunca şey, uzun topa filan. Tabii yani şişirecekler de iş oraya dönecekti. Öztöngü ailesiyle hep maçtaydı. Mehmet Öztöngü. Aynen öyle bir genetik yani gördüm. Sonuçta amca çocuğu. Engin Öztöngü yani dediğin gibi. Mehmet Öztöngü. Hatta o bölgede Ferhat Ertukuş'u seyretmediniz. Gerçi idmanlara gidiyorsun sen. Ufuk da gidiyor. Ferhat'ın fizik olarak falan o da iyi bir stoper. Yani gelecek vadeden bir çocuk. Biraz çabuklukla gerekiyor. Ama olacak o da. Belki oynatır son maç sonra. Valla bizim işte sezon başından beri aslında en sağlam bölgemiz diye konuştuğumuz yer orası. Göbek. Orada hiç sıkıntı yaşamadık. Hani adam anlamında. Hı hı. Orta sahada yaşadık. Mesut sakatlandı. Forvet'te biliyorsun Sinan gelene kadar neler çektik. Veya sakatlandığında. Sağ kanat aynı, sol kanat alternatifsiz 3-4 bölgemiz var. Bu çok kötü bir şey. Esami Esimsiz şu dikkatimi çekti. Yani İshak yoksa Onur Kandöken'e hiç şans vermedi. Yani orada bir ilginçlik var. Hani ya Onur Kandöken'le ilgili ben idmanlarda gördüğümü söyleyeyim. Hani oyun içindeki devamlılığı veya şu anki yapısı ilk 11'i zorlar mı? Zorlamaz şu haliyle. Hı. Ama bir kere ayağı çok düzgün. Ve şutları iyi, kafa hakimiyeti iyi. Yani fundamental pozisyon becerisi, yani sezgisi ve biraz çabukluk çalıştığında ben ondan yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Ve şunu iddia ediyorum. Eğer biz, örnek veriyorum, bizim bu seneki kadromuzda Sinan, İshak, Onur düşünüyorsak forveti, Onur kiraya verirsin abi öyleyse. Ama zaten yok, anlatamıyorum. 20 kişiyi zor tamamlıyorsun. Nereye kiraya verirsin? Yani sen geçen programda da bunu söyledin. Seneye diyorum bak. Niye 20 kişi? Senin 25 kişin vardı. 20'ye düşürdün abi. 20'ye düşürdün. Ama sinirlenme. Allah Allah. Sen 25-26 kişiydin. Bunu düşürdün. Şimdi isimleri tek tek saymayalım say yani. Say. Onların hayır önünü açmak için gönderildi. Yani. Tamam Kadir Gezer askere mi gitti abi? Nereye gitti?
Askerlik problemi var mı? Nereye gitti, nereye? Nerede oynuyor? Balda mı oynuyor? Hayır, 3. ligde oynuyor. Alihan nerede oynuyor? Biz o riske girmedik. Örnek veriyorum. O da 3. ligde oynuyor. Ama Burak Halil nerede? Kim? Burak Halil baldaydı. Ya bunlar senin kadrondaydı değil mi? Daha saymayacağım yani. Şimdi saydırma bana. Şu anlamda... Biraz sinirlendi ya zaten. Yok. Hayır, eğer hani seneye transfer mevzuları açıldığı zaman şey olduğunda, eğer kafamızda böyle bir şey varsa, kendi yöremizin takımları da olabilir, yakın yöre takımları da olabilir. Bence bu çocukların oynaması lazım. Bak, ben aynı şeyi 3. kaleci Volkan Mert için de düşünüyorum Yiğit. Evet, Volkan. Ben, bana kalsa çok net, bunu defalarca sana özellikle de söyledim. Biz arkadaşlarla idmanda da aynı şeyi konuşuyoruz. Gözüm kapalı Volkan'ı koyarım kaleye. Ben hele bu saatten sonra. Son iki maç herhalde oynatacak, öyle gözüküyor. Ben seneye onunla başlarım diyorum. Bak, daha ileri gidiyorum. Transfer açtıktan sonra mı? Seneye onunla başlarım. Transferi aç açma. Açacaksın yani. Ya açma yok. Ya pardon. Açma, ama açma. Açma bu. Yok. Hani açma deyince şey. Açma, bu, açmama diye. Yok şey onu konuşma. Yani, pastanelerde satılan açma. Bende öyle yani. Bir şey yok. Algı ve beklenti yok. Hani açılmayacakmış gibi. Onu fark edersen hiç söylemiyorum. Seneye de başlarım diyorum. İnşallah, bende de yok. Onun dışında... Mehmet Avcı konusu var. Çok takılıyorum ben bu konuya. Ben Mehmet Avcı ile ilgili görüşümü söyleyeyim. Evet, gelişim sağlıyor ama bal yapmayan arı konumunda şu an. Ben tam tersini düşünüyorum. Bindirmeleri güzel, adam geçmeleri güzel ama ya ortalarda arıza. Peki ben sana yapıyor, başka bir şey söylüyorum. Şut çekmiyor. Burak, bizim Özbak'ın yani kaçıncı senesi bu sene? Dördüncü yılı. Peki ilk geldiği yılla bu yıl arasında farkı var mı? O kadar işte farkı. Şu var an... mı? Ben sana söyleyeyim mi? Üç kademe ilerledi bizde. Geçen seki final maçıyla şimdiki arasında dağlar kadar fark. Ya geldik, ya geldiği pozisyondan ya bir şekilde öyle veya böyle ilerleme kaydetti. Tabii canım. Ha. Yani. Şimdi Mehmet Avcı, bu çocuk 1,5 sene idman yaptı sadece. Evet. O kadar forvet sakatı varken bile zamanında oynatılmadı. Kadroya bile alınmadığı zamanlar oldu. Ama ben mesela son 2 iç saha maçında hep iyiyken çıkarıldı. Ben bunu kabul edemiyorum. Yani hani biraz otomatik değişiklik gibi oldu. Kim girdi? Özbakır çıktı. Özbakır girdi. Avcı çıktı. İki değişiklik aynı. Hocamızın son haftalarda bir oyuncu değişikliğinde bir performans eksikliği var. Ya onu bilemem. Ya teknik anlamda yorumlamayacağım ama iyiyken çıkmamalıydı. İyi oynuyordu. İki maçta da iyiydi. Bu maçta da fena değildi. Ha, eksiği var mı? Var. Hani orta yapacağı yerde gidiyor. Ben senin demek istediğini anlıyorum. Gitmesi gereken yerde orta yapıyor diyorsun ama çok ters çalımları var. Çok hareketli ve kaybettiği topu takip ediyor Yiğit, bak. Bekini de rahatlatıyor. Evet. Kemal'i de rahatlatıyor. Geri de geliyor. Tabii. Gibi. Kaç top çıkardı geriden? Aynen. Şimdi aynısını ben Özbakır girdikten sonraki yapılan orta dediğine bakıyorum bu maçta da, geçtiğimiz maçta da. Geçtiğimiz maça ne? Bizim işleyen kanattaydı Avcı. Çıkardık, o kanat da tıkandı. Maç döndü yani. Evet. Kemal Fatih değişti, ne diyorsun? Ben başından beri yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani orada feda edilmesi gereken Fatih değildi. Ya orta ama sahadan... Kemal'i ya... de kaybetmek istemiyor. O da öyle de bir durum. Tamam, yani. Güzel. Kemal'i kaybetme, Keten'i kaybetme, Hamza'yı kaybetme. Kim var? Yangında ilk kurtarılacak. Meşhur lafı senin. Ama yani ama çocuğu da demotive eder. Bu hafta Onur Özsongay'la oynaması da çok ilginç. Yani cesaretli bir hamle geldi bana. Çünkü... Kimle oynayacaktı? Keten'in bir sakatlığı olduğunu düşünüyorum dedim. Kemal'i çekersin, Fatih alırsın oraya. Şimdi bak, Galip Hoca'nın kafasındaki şu ilk aslında devre arasından sonraki son adliye maçı hatta. Öyle veya pardon. Adliye maçı. Sultan adliye maçı da denedik. Devre arasından sonra, kamptan sonraki ilk maçta Kemal'le çıktı. Ben hazırlık maçında hazırlık maçında da gördüğümde hocanın beklentisi bunu kendi de dile getirdi. Fizikli bir takım. Fizikli, evet. Yani defansta fizikli ya bir takım biraz istiyorum daha dedi. Çelimsiz falan gördüğü için evet. Ha, onu niye dedi? Şöyle, şu olabilir. Hani sağ beki biraz kademesinden ve hava hakimiyetinden dolayı kornerlerde ve yan toplarda üçüncü stoper gibi düşünüyor rakip olabilir. Rakip psikolojik olarak rahatlıyor mu acaba? Şimdi sen bana 5 defa çalım atabilirsin değil mi? Hani bu fizikle. Fatih'in eksiği o zaten Yiğit. Hep aynı şeyi konu. Yani eğer fiziği gelişmezse kendini ileriye atamayacak. Ama hızlı bir oyuncu işte. İleri geri ayağı iyi, çalışıyor. Bilekleri iyi. Ortaları güzel. Güratli ama ikili mücadelelerde. Evet. Kerem de oyunun son dakikalarına girdi. Kerem aslında sezon başı santraforsuz sistemde. Yani
giden iyi kocamızın 1-6-0 oynarken söyle abi. 4-6-0 oynarken git çekinme bundan ya. 4-6-0 oynadık biz 14 hafta. Ben zaten çekinmesem konuyu gün masaya taşıyorum zaten. 4-6-0 diye bir taktikle i̇şte, oynadık yani. O dönemde yani. Kerem görev yapmıştı biliyorsun. İlk 5-6 hafta oynadık sürekli. Daha sonra Kerem'in stilini de beğeniyorum. Onun da dayanıklılığı ve fizik anlamında geliştiği zaman daha yararlı olacak. Evet. Kaç dakika mı işaret ediyorsunuz? Evet, yok. 4-6-0. Kaç dakikamız var? Daha vardı sayı yapınız. Nasıl taktik? 4-6-0. Ben ilk defa duydum. Barcelona oynuyor. Hayır, ilk defa mı duydun? Yok, Barcelona oynuyor. Ümit Metin Yıldız bir sene boyunca 4-6-0'ı biz hani sezon başı transfer açılamadığında adamları gönderdiğimizden itibaren böyle oynuyoruz dedi yani. Niye ilk defa duyuyorsun? Neyse, oralara girmeyelim. Girdik, çıktık girdik. Bile. Şimdi maçın hikayesine geçtiğimizde ben şunu söyledim. Takımın iştahı ve temposu beni o kadar memnun etti ki. Ben hatta protokole öyle bir tur atmaya gittim de Sayın Başkan'a da söyledim bunu. dile getirdim. 15 dakika 2-0 olurdu. Atamadık. Karşı karşıya Hamza'nın kaçırdığı Burak Süleyman'ın bir tane. Sinan Alat dediği pozisyon. Bomba, kendi de vurabilirdi. Bomboş yani. Yani orada takım kaptanımız Hamza'nın ben gerçekten çok iştahlı olduğunu gördüm ve sadece 5 tane onun pozisyonu var. Yani 80-85 var. 3'ü net. 7 var, 15 var. Bir de 49'da var ikinci yarı. Tamam işte 7-49 bir aradaki. 3 tanesi net. Yani bir futbolcu gol pozisyonuna gidiyorsa maç içerisindeki... Sol çaprazdan vurdu ikinci yarı. Alıp götürüp vuramadığı karşı karşıya o kaleciden en döndü. En neti ilk pozisyon galiba değil mi? En neti ilk ceza penaltının oraya Sinan'ın kestiği bir. Pardon. Ara topuyla aldığı karşı karşıya götürüp vurduğu zayıf kaldı. Bir de sol çaprazdan en son vurduğu sol ayağıyla. Onun sonrasında da zaten bir diyaloglar yaşandı tribünde. Bu moda olmaya başladı. Yani ben uzaktım göremedim tam. Ya şöyle ki gol kaçtı herhalde numaralı A'dan da insanlar artık hani şöyle oldu. Hamza'nın numaralı A o kadar dolu olmuyor ya. Oluyor mu? 7. dakikadaki %100 net pozisyon Hamza'nın. Evet. İkinci yarıdaki karşı karşıya defansın arkasına atılan kaleciyle karşı karşıya %100. Hani %100 bunlara deniyor değil mi Yiğit? Yani karşı karşıya oldun mu %100. %100 gol olur aslında %99 diyelim. %100 olsa gol olurdu onunla. Üçüncü de kaçınca böyle son dakikalara doğru. Ama orada şimdi şöyle bak iki tane. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, hayır uğultum kaçabilmesi, var. Bak, uğultum var kötü bir şey mi var? Şimdi bak, orada ayırmak lazım. Kaçabilmesi en olası pozisyon oydu. Soluyla vurdu ve çaprazdan vurdu. Yani gol olsa ekstra tamam. Pozisyon olurdu. Şimdi oradan artık Sincap veya bir şey bilemem. Sincap yani şey tribünde bir sessizlik olduğu için acaba hani şimdi maalesef maç içerisinde taraftarımız top gol kaçtığı zaman ağzından olumsuz bir şeyler çıkıyor bizim Türk milletinin. Acaba öyle ya bir şey mi durdu? Ya sadece statta mı çıkıyor abi başlamayalım gene ya. Ya tamam her yerde çıkıyor sokakta. Yani şimdi buna ben şunu anlatamıyorum. Buna karşı olan insanlar kendileri o kelimeleri hiç kullanmıyormuş gibi davranıyorlar ya ben ona hayret ediyorum ya. Ya neyse. Bu benim için de geçerli. Şey, şunu diyorum yani dönüp şey şöyle hareket şu. Bence önemli daha başka bir şey. Şöyle. Ya bir diyaloglar oldu yani ben numaralı B'den gördüm. Açtı ellerini bir şeyler dedi. Ben de diyorum ki bak bunu haftalardır ne diyoruz? Tribünle oynamasın abi ne hoca ne futbolcu ya bunu kaçıncıya söylüyoruz yani. Dönmemesi lazım. Tabii dönmeyeceksin. Ya bizde enfeksiyon oldu bu. Tribal. Teknik direktörü, futbolcu dönmeyecek abi. Yani duydun mu? Döndüğün zaman olmaz. Enfeksiyon oldu bizde bu. Tribal enfeksiyon. Abi doktor gibi teşhis koyuyorsun ya. Sen tribünün tozunu ya, yuttuğun için. Hayır şey. Bence burada en önemli olan kötü şey. Kötü oluyor ya. Vallahi kötü oluyor. Yani iyiydi. Şimdi. Bir de çıkarken yaptığın ne anlatanın. Ben görmedim. Kaçırdım yani. Orayı. Çünkü ben. Bak şimdi bu nedir biliyor musun Yiğit? B'den basın tribüne geçerken oyuncu değişikliği oldu ben görmedim. Bir şey anlatayım mı şimdi? Sen gördün mü? Gördüm. Numaralı A'dan yani tepkisini gördüm. Yani çok el çaktı çakmadı yakın geçti. Onu demiyorum abi oyundan çıkarken diyor. Onu diyorum işte yani bir tepkili çıktığını gördüm. Ya vücut dili anlatır kardeşim bunu yani illa ne ona çaktı buna sırtına vurdu elledi ellemedi o değil. Şunu bak bu ne biliyor musun? Kaçırdı golü. Diyaloğa girdi onun devamı işte bu. Yani diyaloğa girmesen bunu da yaşamayacağız anlatabiliyor muyum? Ha şimdi bunu yapan takım kaptanı, takımın en tecrübelisi, Süper Lig dahil her ligde Kocaelispor'da oynamış biri olunca insanlar da diyor ki o onu yaparsa ötekiler her şeyi yapar abi o zaman yani. Türkçesi budur bu işin. Şey mi hoca elini uzatmış uzatmamış? El kısmını net bilmiyorum.
tavırlı olarak çıktığını görebildim. Onu söylüyorum yani. Zaten bir pozisyonda da faul yapılmıştı kendisine. Sonra orada da sarı kartı gördü yani. Ve cezalı oldu. O da itiraz gibi oldu. Yani uzattığı için herhalde hakem bir sarı, o ara bir yere düştü. O pozisyonu tam biz de çözemedik. Yani rakibin darbesi mi oldu? Ha, oradaki pozisyonda da söyleyeyim. Hamza %100 haklı. Evet. %100 haklı. Hakem çok kötüydü zaten. Hele verdiği, vermediği foyla. Bizim ceza sahamızda 80. dakika civarı bir verdiği foy var. Adam topun üstüne basarak kendiliğinden düştü, ona foul verdi. Ortalık karıştı, hatırlıyorsun. Evet. Adamların şutu da şöyle bir karış üstten gitti yani, pozisyon oldu. Gol olsa ne olacak? Bu tip maçlarda şöyle ben korkarım. İyi oynadım ve kaçırdım. Golü atan da maçı almıştı yani, belliydi yani. 9. bölük geçen sene de bizi burada öyle 85'te. İkinci yarıdaki attı. Maçta. Orada da gene son dakika. Bu sene penaltı oldu, boşa çıktı falan filan. Hatta ben orada şu espriyi yaptım. Köşe yazımı da yazacaktım. Unuttum onu. Maçı izlerken şunu söyledim ya. Şu an bu maçtan fotoğraf atsak, işte rakip sarı kırmızı ya. A. Kocaelispor Galatasaray mı? B. Kocaelispor Göztepe. C. Kocaelispor Kayseri. Benim aklıma Trabzon. D. Kocaelispor, bir tane daha var sarı kırmızı. Dördüncü takım kim? Bak söylemezsek Hakan Altun şimdi seyredecek. Kayseri dedin, Göztepe dedin. Malatya sarı siyah görünüyor ama sarı siyah evet, Evkur. Bir de Malatya, bravo. Evkur sarı siyah ama. D. Orijinali. Bir de E şıkkını ekliyorum. Hiçbiri. Abi biz bunların dördünün yani ayıkladık bunları yani. İyi, sen çok nostalji yaptın şu an. Öyle mi? Trabzon'u anlatayım mı? Çok aklıma bunu anlatmam lazım. Anlat. Şimdi Trabzon'da... Abi bu kadar mı futbol cahili insanlar? Şimdi sevgili Hakan Eltut. Dedi ki bizi bir maçta dedi bizi Kayseri Spor zannetti adam. Kayseri Spor musunuz diye sordu ama dedi Trabzon, ya. Trabzon Kayseri maçı değil, var değil, ya. Ondan önce. Bir kere başına gelmiş Hakan abinin. Şimdi Trabzon'da havaalanından indik. Biliyorsun Yiğit. O gün Trabzon-Kayseri maçı var. Biz de ama yani şey, ama insanın futbol cahili olması lazım abi, Kayseri'nin rengi. Bir tane arkadaşımız geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Siz dedi Kayseri sporlu musunuz dedi. Hayda. Hakan abiye dedim ki abi dejavu gibi oldu dedim. Bak uçakta ne konuştuk, adam geldi ne soruyor. Gel bak vallahi dedim Kayseri. Dedim. Arkadaşım yani yeşil siyah görmüyor musun? Kayseri ne? Yani bir rengimiz tutsa anlayacağım da sarı kırmızı dedim ya. Ya ben o kadar bilmiyorum. Hadi onu geçtik. Döndük. Pardon, şehirde gene merkezdeyken kaldığımız yerde bir arkadaş, futbolla alakalı ama bu. Samsunlu. Ya dedi ki siz dedi Kayseri için mi geldiniz dedi. Trabzon'da maçı var ya dedi. Yok dedim, hayırdır. Dedi ben işte Samsun futboldan anlıyorum falan. Dedim, bu anlamış yeşil, abi. Yeşil, anlamış abi. Yeşil siyah dedim. Sakarya. Yok dedim, Kocaelisporluyuz falan. Hakan abiyle gene göz göze geldik. Abi dedim bak dejavu iki oldu. Şimdi dedim ne bekliyorum biliyor musun? Kayseri sordular. İşte onu sordular. Bir de dedim Kastamonulu musunuz diye sorarlarsa tam olacak orada dedim. Bak dinle şimdi. Ben neredeydim o aralar ya? Yok, havaalanında başımıza geliyor. Üçüncü. Döndük. Vallahi kafa atarım. Dinle, yok yok. Dönüş yolunda. Havaalanına geldik tekrar. Oturuyoruz orada. İşte Eskişehirli arkadaşlar geldi. Onlarla konuşurken bir tane basket antrenörüymüş arkadaş. Genç de bir çocuk. Geldi, abi dedi siz dedi Kastamonu sporlu musunuz dedi. Ya ben şimdi başladım gülmeye ama dinle. Yok bir dakika. Ama ya. Şöyle oldu, şunu anlatayım bitsin. Ya gözlerimden yaş geldi Hakan abi dedim. Allah aşkına gel dedim. Çocuğa da dedim ki arkadaşım bir gelsene benimle sen dedim. Aldım şimdi. Abi dedim bir sorsana ne soruyor bak dedim bize. Ne bir Kastamonu, sakın Kastamonu'yu sor. Vallahi billahi dedim Kastamonu musunuz diye soruyor. Ya. Tamam dedim artık bundan sonra bir Kırşehir kaldı ya. Abi dedim. Kırşehir falan derlerse. Ya bari Sakarya'da, Denizli'de de hadi neyse. Ya Yiğit ya, uçakta var. Konuştuk. İki gün içinde üç kere başımıza geldi. Böyle bir şey var mı? Çağırdık herhalde. Bizde Türkiye'deki bütün bilmediğimiz stat yok. Ya şöyle diyelim. Yer 100 yok. Kişiden 98'ini yani anket yapsak bu iki denk gelmez. 98'i ya Sakarya ya Kocaeli der yani. Aynen. Kocaeli, Sakarya. Üçüncü de Denizli olur. Aynen. Bak net. Bunun dördüncüsü olmaz yani yeşil siyah olarak. %60 bizi söylerler. %50-55 yani bizi söylerler. Yeşil, beyaz, Bursa, Konya, yani, Giresun kimsenin aklına gelmez. Gelmez. Bizde de Kocaeli, Sakarya, üçüncü Denizli gelir en fazla. Aynen. Ha, böyle de bir anekdot evet. Oldu yani. Teşekkür ederim. Bayağı gülmüştük. Bunları şeyde bilgi yarışması falan olursa değerlendireceğim ben. Diyorsun. Evet. Peki. Şimdi gene maça dönersek. Kocaelispor bilgi yarışması. Evet. Maça dönersek evet yani futbol maçlarında özellikle 0-0'lık skor
bir kere taraftarı tribünde çok memnun etmiyor. Yani o maçın o bir puanın bir manası olması gerekiyor. Biz sevmiyoruz bile ya. Kocaeli taraftarı zaten evet, sevmiyor. Evet, hele içerideysen yani. Hangi ligde olursan o. Ama artık bende şu da oldu. Yani sevgili Galip Hoca'nın da her maçtan sonra ısrarla açıkladı. Aslında şampiyonluğu hala yeni açıklaması bir puan daha lazım diye açıklama. Yenilmiyorsan yenilme prensibi. Evet, deplasmanlarda Hamza değişikliği o zaten. Hamza'yla şeyi değiştirmesi. Değil mi? Oyunu evet. Tutmak yani, için tabii. Şimdi bazen de şunu düşünüyorum. Biz o arada Cizre maçı falan kitap okumalar, hafif protesto falan 3 oradan 1 oradan 4 düştün mü? Şey yapıyor. Şimdi sen diyeceksin ki gene nereye saracağım, bağlayacaksın? Yok, Cizre maçında biz çok üstündük. O zaman şey olurdu. Biz yani. Kaçız abi şu an? 37 değil de. Gene ben hani futbolun matematiğini anlatacağım sana. 33'e falan ineceksin o zaman falan filan. Şimdi neyse. O öyle olmayla olsaydı ile olmuyor. Ha, için. Evet. Bunlar birbiriyle hani, oynayacağı için. Bu bir puan senin için zühür tesellisi değil. Senin için zühür tesellisi. Benim için manalı bir puan. Neyi? Bir puan. Ben niye zühür tesellisi yapayım abi? Bazı yorumcular yani o yorumculuk ya ne alakası kalıyor. Var? Ben yenemedik onu diye diyorum. Gene sinirleniyorum yani. Kızılca bölük kim ya? Sen memnun değilsin zaten onu diyorum. Yani. Nasıl memnun mu olmam lazım? Bir puan aldık. Az daha düşüyorduk. Garantileme yolunda gidiyoruz gibi mi düşünmem lazım? Sezon başına döndürme beni. Takım 40 puanla bitirirse farklı şeyler söyleyeceğim. Bence takım tam 40'ta bırakacak. Lig bitecek o sırada. Dejavu. Evet, 37 puanımız var. Vallahi hocamız... 3 beraberlik 40 yapar, bir galibiyet alırsak öbür 2 maça gitmeyelim mi diyorsun yani? Yani belli olmaz. Şöyle söyleyeyim. Bir Anıtkabir olur Anıtkabir. Hocamızın oraya evet. Şimdi o zaman kalan maçları atalım. Bu hafta Karacabey'e gideceğiz. Deplasmanya sağ gelme ihtimali var. Ama biz %100. Ligin ilk yarısında arkadaşları, rakip takımı davet etmişiz. İlgüvenlik yasak kararı yoktu, gelmediler. Yok, bu şey Dilovası'nda alkollü olduğu için bazıları alınmış. Onlar da bahane edip gelmemişler. Araba bozulmuş. Yani işte hangi camialar biz işte Bursa'ya çıkartmaya ama ben diyordum. Gene söylüyorum biz biraz da kendimiz yaptık. Ya Tekirdağ kararı kimdir abi yani? Ya abi evet, çok aşağılara düştük ya. Hocamız maçtan sonra yaptığı açıklamayı istiyorsan sen de bir göz at sevgili Nebi. Bugün gazetede şurada bizim var. Öbürünü alabilir miyim? Yok yok. Aynı o da. Bugün gazete var. Neyse oku sen ya. Sıkıntı yok. Zaten şey yapacaksın. Oku onu. Yok yok. Senin önünde sevgili Nebi'ciğim. O yüzden diyorum. Ya ha, pardon. Tamam. Fırsatları değerlendiremedik. Canlı yayında bizim Nebi'yle böyle atışmalarımız oluyor. Sen inat yapıyorsun. İnat. Yenemiyorsan yenilme prensibi var şeklinde bir açıklaması var. Onu hep söylüyor yani evet, garanti. Yani. Alt taraftaki takımlarla aramızdaki puan farkını koruduk. En azından derin nefes aldık diyor. Korumadık aslında. 90+5'te rakipler yiyince korundu. Yani. Aslında 6'ya düşebilirdi ikisi de. Evet. O zaman kaç dakikamız var sayın yönetmenimiz? 10. Vakit geçmedi bugün. Bir şey söyleyeceğim. Biz çok hızlı mı konuştuk? Evet. Ben şimdi bakıyorum gündeme. İlk 8 madde bakar mısın? İlk 8 madde bitmiş sevgili Nebi. Önümüzde ikinci 45 dakika var. Bence bir rolanti futbol oynaman lazım yani. Ya o ben Kocaelispor gibiyim, yapamıyorum öyle. Evet, o zaman şöyle diyelim. Bir grubu değerlendirelim. Şimdi diyeceksin ki biz neresindeyiz? Örneğin dün bizim grubu grupta... Grubu derken? Üçüncü grup. Bizim grubumuz. Neyi değerlendireceğiz? Yürüyerek çıkmamız lazımdı. Çıkamadık. Pamuk gibi bir gruptan. Pamuk gibi yumuşak. Evet. Örneğin dün bizim grupta bir maç vardı. Sen o maçta... Çorum Cizre mi? Hayır canım. Yani Karaköprü 3, Sultanbeyli 1. Buradan başlayabilirsin. Sultanbeyli beni çok şaşırttı ya. Senin favorindi yani. En iyi takım. Gördüğüm, seyrettiğim en iyi takım. Yani bunu niye söylüyorum? Karabük üstümüze çıktı. Ay Karabük diyorum. Karaköprü mü? Evet. Ya Karaköprü zaten. Payas kaç kaçtı? Payas berabere kaldı ya. O da üstümüze çıktı. Şu an evet Uşak'ta Tarsus son 90 dakika netleşecek. Valla Uşak'a son 90+5'te attığı gol şampiyon yapabilir. Zaten ikili averajda Tarsus iyi galiba değil mi? Yanlış bilmiyorum. Çok güzel geldin. Ben şimdi efendim, İkili averajda Tarsus iyi diye biliyorum. Uşak iyi. Uşak iyi. Tarsus yendi onu ya. İkinci maçta yenmedi mi abi? Yok 5. Yok Çorum'u. Öyle değil, galibiyetlere bakıyor o averajı geç. Yok Uşak Çorum'u 5-3 yendi. Ona bir devre arası bakalım. 5-2 mi? 4-5-3 mi ne yendi ama. Benim bildiğim sanki birer birer kazandılar diye biliyorum. O zaman şöyle bir şey var sevgili dinleyicim.
galibiyetler eşitse gene arasındaki şeye bakıyor. Skor, gol averajına bakıyor. İki maçın mı, genel mi? İki maçın. Hmm, çok kim attıysa o oluyordu. Ben 3-1 yendim. Sen beni 1-0 yendin ya, ben senden üstünüm ikili averajda. O da eşitse? O da eşitse genel averaja bakıyor. Evet. O zaman Uşak avantajlı. Ona devre arası bakıp evet, o durumda Uşak avantajlı şey olabilir. Şöyle aslında bu sen bak bir saniye. Şuradan da aslında bakarız da TFF'nin aslında genel averajları eşit. Eşit mi? 53 26 7 puan, 57 29 hatta şey önde. Kim? Uşak Tarsus'un genel averajı attığı 57 7 29 attığı fazla. Artı 1. Uşak Tarsus daha iyi yani. Ligin en çok gol atan takımı Tarsus. Merak, 57. Şimdi merak ettim abi ya. Yiğit bak çok enteresan bir şey var. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Murat Tarsus Otobuş da güzel söyledi. Uşak şu an kaçıncı haftadayız? 31. 31 haftada lider olup 34. hafta olabilir, lider olabilir. Yani, olabilir. Otobuş'un şuna bakıyorum. 34. hafta lider olanı şampiyon yapıyorlar dedi. Hemen söyleyeceğim sana. Evet. İlk maçı Uşak 2-1 kazanmış. Evet. Sevgili Nebi. İkinci maça hemen bakıyorum. Ben golleri söyleyeyim sen bakarken. Tarsus 57 gol atmış. Uşak 53. Ondan sonra en çok gol atan takım kim? Yiğit. Kızılca Bölük. 50. 50 gol mü? Evet. Bu takım 50 gol nasıl atmış abi? Ben çok merak ediyorum ya. Abi bizim attığımız gol kaç? 32. Yediğimiz 38. Kaç gol atmışız? 32. Sezon başlarken Hakan Ertuğ demiş ki bu takım maç başına bir gol atar. Şu anda 1.05 falan işte öyle aşağı yukarı yakalamış 1.03. 32 gol 31 maç. Uşak ikinci maçta 2-2. Uşak ikili averajda önde. O zaman o bir puan onu şampiyon yapabilir. Kaç puan fark var şu an? 1 puan. O zaman belli olmaz daha 3 hafta var. Ya kazandığını kabul edersek şeye gerek kalmıyormuş. Aynı puanda da genel avarcı da mı yani? Yok hayır. Aynı puanda iki maç arası. O zaman içeride iki maçı kazansa yine yetmiyor. İki maç yetmiyor abi. Üçlü üç yapacak. Ha. Eğer Tarsus da yenerse öyle. O zaman kolay değil abi. Ha, şunu diyorum. Şeye atmasa bile sıkıntı yokmuş. Evet. Puan eşitliğinde de Uşak oluyor. Gelelim bize. Şimdi bir kere şöyle. Kocaelispor'un ben artık hani bir milattan önce bir milattan sonra hikayeleri vardır ya. Ben Kocaelispor'u tabii ki profesyonel hayata veda ettiğimiz 2013-2014 artık orası tamamen. Yani bence o milattan sonra işte orada başlıyor işte. Bizim hani milattan sonra yani KS mi diyelim artık Kocaelispor'un amatörden sonraki o yani şu 4 yıla baktığımız ben son 4 yıldan bahsetmek istiyorum. Yani geçmişi attım bir kenara. Son 4 yıl dip yaptığın yıl. Son yani 4. Evet, dip yaptığın yıl. Şöyle heyecan atmosfer olarak tavan yaptığımız işte bal. Kaçan o şampiyonluk Antalya hikayesi zaten ayrı bir dünya. İlk sene Tekirdağ'da kaçan şampiyonluk. Ben sana aslında bir soru sorayım. Bir soru sorayım mı sana? Bu sene de yine bir aksiyon yarattık. Biraz küme düştük. Kümede kalalım diye. Öyle bir aksiyon mu olur? Bak Allah aşkına ya. Abi olur. Bazen kümede kalmak senin gelecek aksiyonun o olursa habercisi olur. Aksiyonun yapma. O olursa ilk yarıdaki topun da o olur. Tamam. Ya ben bir şey anlatıyorum hemen. Tamam dinliyorum. Evet, sayın muhalif Nebi Gönenç. Şimdi ha, bir sen kalmıştın sen de söyledin. Evet, evet herkes sana söylüyor. Evet. Ya bilmiyorum sende de acayip bir negatif enerji mi alıyor insanlar bilmiyorum yani. Yok çok iyi elektrik veririm aslında. Değil mi çok şeysin aslında humanist bir adamsın ama. Senden şey camia biraz şey çok ne diyeyim rahatsız onu söyleyeyim sana yani. Bayağı rahatsız yani. Ben ama ona rağmen senin de çıktığın yolda senin de gideceğime söz veriyorum. Sevgili Nebi. Şimdi böyle lafı ortaya atıp çekilmek yok. Öyle bir neyse, şey yok. Programdan sonra konuşuruz. Yok. Öyle yok. Benim üzüldüğüm konu ne? Denizli ilinin Tavas ilçesinin Kızılca Bölük beldesinin playoff oynarken biz onları yenemezken işte aldığın bir puanla aman işte ligi kaybetmemiş şeyi işte Derince'nin Sırrı Paşa Mahallesi, İzmit'in Topçular Mahallesi veya işte neyse insan buna üzülüyor. Bu hafta da bu şekilde geçti. Buna üzülmemek için ne yapmak lazım? Şimdi şöyle film yani film aynı. Oyuncular aynı,
izleyenler aynı ve bu sefer şey Türk filmine benziyor yani. Mutlu son var mı? Mutlu son işte ya ayrılıyorlar ya ağlıyorlar işte. Yani hepimiz stat'tan nasıl çıktığımız belli. İlk bölümümüzün sonuna gelmiş. Sana söz hakkı vermiyorum. Moderatör olarak. Öyle bir daha dönüşte şeyle başlıyoruz. Bu rahatsızlığı merak ettim. Açıklayacaksın rahatsızlık şimdi. Rahatsızlık şey ya grip falan olmuş. Ben bilmem. O da mı tribal? Evet sevgili seyirciler. İlk bölümü gerçekten çok hızlı konuları işledik. Sevgili Nebi ile biz normal. Rahatsız bitirdik. Başlayacağız ondan evet, sonra. İkinci bölümde bakacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Çok kısa bir reklam arası. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 300 8558. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapıyoruz. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocakbaşı'na bekliyoruz. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlardan sonra maçı ve diğer gündemdeki konuları konuşacağız. Sevgili Nebi, rahatsızlığımız vardı, onu konuşalım. Rahatsızlık derken onu sonra konuşuruz ya. Ya rahatsızlık derken şöyle, biz Kocaeli Spor camiasında bildiğimiz doğruları söylüyoruz. Takımın menfaatlerini. Eğer bu doğrular rahatsız edecekse, ediyorsa insanları, rahatsız etmeye devam edecek o zaman. Yapacak. Aynen öyle. Biz dün vardık, yalan bugün varız. Yani. Yarın da varız, evet. Bu arada sana özel selam var Celal Özaltun'dan. Aleyküm selam. Nebi Başkan'a selam diyor. Şimdi yayını açmış. Sevgili plaket konusunu işledik ama. Evet sevgili Celal, Merve'ye de ikinize de selam. Plaket konusunu programın başında konuştuk. Merak etme, programın tekrarını arkadaşlar bu akşam ve yarın öğlene kadar bizim arşive gönderecekler. Evet Nebi, başka var mı ya, maçla ilgili? Maçla ilgili son söyleyeceğim şu, biz iyi oynadık. Dediğin gibi çok net pozisyona girdiğimiz iç sahadaki çoğu maçı kazanamadık. Bu maçta da 3 tane Hamza'nın, 2 tane Burak Süleyman'ın %100 net pozisyonu var. İşte futbol netice odaklı bir oyun olduğu için bunları hep söyleyip duruyoruz. Skor orada 0-0 olarak duruyor işte. Yani. Evet yani Çorum ve Tarsus'u puana çeviremedikten sonra biz Karacabey için ilk yarı ne konuştuk? Attıkları puan olmuş. Hatırlıyor musun? 10-15 gol atıp hepsini puana çevirmişler. Biz işte yaklaşık öne geçtiğimiz 6-7 maçta 23 puan kaybetmişiz. 10 maçta skoru koruyamamışız. 6 sentetik maçta sahada maç kazanamamışız. Bakar mısın notlara? Sentetik olayı bize ve seneye gene aynı olacak ama. İsmet Paşa da bana hiç düşünmeden bir çırpıda say. Kaç maç kazandın abi? Geçen sene bir Cizre maçı geç var. Geç abi. Bu sene kaç maç kazandın? İsmet Paşa say abi bana. Aydın maçı. 1. Cizre maçı.
2. Üçüncüyü mü soruyorsun şimdi? Hatırlamaya arkadaşlar, çalışıyorum işte yani. Kocaelispor taraftarının ki şu anki... Önceden peki çıktı hani balda oynadı mı? Bak sayamadı arkadaşlar. Topu 4 maç kazandık sayamadı abi. Sayamadı arkadaşlar. Kocaelispor'un işte ruh hali bu. Nasıl sayayım abi öyle yani, aradan cımbızla seçmemiz lazım. Hani yani. 12 maç falan kazansa iç sahada adamın zorlanması normal. 4'ün ikisini sayabildi. Biz önceden neyi sayıyorduk Tekirdağ, biliyor musun? Bak, aradaki, ilk yarıda Karaköprü. Bir saniye aradaki farkı söyleyeyim. Biz neyi sayabiliyorduk biliyor musun önceden? Beraber... Puan kaybettiğimiz maçları sayardık. Anlatabiliyor muyum farkı? Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 13 hafta maç kazanamayan, içeride 4 maç kazanan takım falan. Abi vallahi başarı ya. Aman abi hiç size çıkartmayalım ligin bitmesine 3 hafta. Vallahi başarı ya. Teşekkür ediyorum ben. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Teknik heyete, futbolcu arkadaşlara. 23 Nisan çocukları gibi, 23 Nisan da yaklaşıyor. Şen olacağız. Evet, maçla ilgili başka notun yok herhalde. Yok. Taraftara yer açalım. Şöyle. Şimdi şeyden başlayalım mı o zaman? Maçtaki taraftar mı? Genel şimdi bir etkinlik de var. Onu daha mı sonra konuşacağız? Onu konuşacağız. Cuma günkü etkinliği. Oraya da geleceğiz. Oraya bağlayacağım zaten. Şimdi taraftarın az gelmesini ben çok normal karşılıyorum. Kimseyi sorgulamaya gerek yok. Ona rağmen güzel havada yine çocuklarıyla maça gelen aileler gördük. Kemik taraftar işte. Aynen kemik taraftar. Bu hani şey fabrikalarda kart basıyorsun falan var ya hani onun gibi bir şey galiba maç günü. Ya bizim taraftarımız nasıl yapıyor biliyor musun Yiğit? İnsanların çoğu hafta sonunda dahil hani vardiyalı çalıştığı için. En az benim öyle tanıdığım 300-400 kişi vardır yani banko. Gelemiyorlar. Vardiya değiştirip maça geliyorlardı. Bu ne zaman oluyor? Bu iddia varken oluyor. Şimdi adam orada şartları zorluyor. Ya veya izninden feragat ediyor, bir gün senelik izin kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Önce ekmek abi. Ya tabii ki yani işe gitmemezlik yapıyor demiyorum. Ama o şartı Kocaelispor'un pozisyonuna göre uyduruyordu insanlar. Şimdi aynen. Hedef kalmıyor. Hedefsiz kalmak bu yüzden çok kötü işte. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Bizde de hani oturmuş bir İngiltere'deki, Almanya'daki gibi hani o kültür olmadığı için adamlar küme düştükten sonra bile 50 bin kişiyi oynayabiliyorlar. Hı. Maalesef Türkiye'de bu yok işte. Yani yapacak bir şey. Evet. Tabii ki sevindirici şey bizim numaralı B'de Antalyaspor bayrağı Antalya'da vardı. Antalya'da da açılıyor zaten. Bir evet, şey. 7. dakikada bağırıldı. Evet. Antalyaspor taraftarları da bu haftaki maçta Kocaelispor bayraklarını açmışlar. İki ayrı yerde açmışlar evet. Evet, onlar da 40. dakikada Kocaelispor lehine güzel bağırmışlar. Bunlar zaten Antalya 99 depreminden beri gelen güzel özel bir dostumuz var. Evet. Evet. Orada biraz beni şaşırtan bir serinlik oldu ama o evet, aşıldı. Beni geçti. Şaşırtan bu hafta Bursa tribünleri mağlubiyetten sonra Göztepe'de Göztepe'yi çağırıp alkışlamışlar. Bursalılar Bursa Göztepe'lerin içinde seyredenleri gördün mü? Bursa Göztepe kanki mi ya? Öyleymiş yani. Demek. Kötü da, değil araları iyi. O da ilginç gerçekten. Neden ilginç? Yok hani ben bilmiyordum o kadar şey. Ya olduğunu. Bursalılar Göztepe'lerin içindeydi diyorum. Öyleleri de vardı. Ya canım formayla bir kale arkası tarafındaydı. Hayır ya. Hayır formayla Göztepe tribünlerinde olanlar orada vardı evet, diyorum ya. Kritik bir sürece girdi gene. Gerçi orada Kayseri gençler birini yenmiş. İşte burada Göztepe'nin Avrupa Kupası şimdi 5.'nin de Avrupa Kupası'na gitme durumu oldu ya. Finali Fener Beşiktaş oynayacağı için. 5. Avrupa Kupası'na gideceği için Göztepe orası için saldırıyor. O yüzden yemece bir maç oldu yani. Ama Bursa'nın ya Yiğit, nasıl ben, Fener Beşiktaş oynuyor ya? Yarı final değil mi? Ya yarı final. Ya bir şekilde bir tane şampiyon olan veya şey alan çıkarsa muhtemelen öyle olacak. Yalnız şunu söyleyeyim. Fikstürlere baktım ben öyle. Hani Süper Lig öyle bir ara. Bursa'nın fikstürü çok tehlikeli. İkinci bir şok yaşıyor. Trabzon'da maçı var. Rahat ol. Diyorsun. Ya bir de Karabük'le var. Şimdi ne demek istiyorsun? Olur mu öyle şey? Karabük'le bu hafta var. Sonrakiler. Tamam da bu hafta ama Kayseri. O geçen hafta yürüyen Kayseri bu hafta Gençler Birliği'ni yenmiş. Gençler Birliği yenseydi. Yalnız vermediği bir gol var Gençler Birliği'nin son dakika. İnanılmaz. Fırat Aydınus. Dün gol yani hiçbir şey yok. Osmanlı maçını özetlerini seyrettim. O da acayip bir maç olmuş. Orada da tabii Trabzon'un Abdülkadir ile Kuşka sakatlanmış. Kaleci Onur da sakatlık geçirmiş. Yalnız bir şey söyleyeyim ben sana. Sesenyon diye bir adam var Gençler Birliği'nde. O Fransa'da aslında yani en üst diyelim ki Fransız topçuları, milli takımda oynayanları geçelim. Onun bir tık altıdır. Onu Gençler Birliği nasıl aldı bilmiyorum. Seyredin yani. Merak etme. Rahmetli İlhan amca gene yok, şeye yok, satar. Maliyetli aldı. İstanbul'un üç büyüklere satar seni. Maliyetli aldılar. Ben sana söyleyeyim. Türkiye'de çoğu takımda çok rahat oynar. Evet. Şimdi Kocaelispor'umuz için
Lig 3 hafta sonra bitecek ama bu arada iki tane önemli etkinlik var. Ondan da bahsedelim. Birincisi Cuma günü Hodri Meydan Taraftar Derneği'nin... Basın açıklaması ve toplantı olacak. Evet, Hodri Meydan Taraftar Derneği'nin uyuşturucuya... Da Hodri Meydan şeklinde. Farkındalık yürüyüşü. Güzel. Biz de katılacağız herhalde değil mi Cuma tabii, günü? Tabii. Bir il dışı seyahatimiz yoksa ikimizin özellikle. Ya bunu sportif olarak bakmamak lazım. Buradan çağrı yapalım. Herkes anne baba. Herkesin ailesi var. Evet, çocukları yani, bu illetten uzak tutmak lazım yani. Hele geldiğimiz ortamda son zamanlarda buna ulaşmak o kadar kolaylaştı ki inanılmaz. Çok genç yaşta ölümler oluyor. Ve Kocaeli'de başı çekiyor bu yöre. Değil mi? Çok kötü bir şey. Evet, yani yerel yani bunun ne kadar ulaşılabilir olduğunun bir göstergesi. Ben o toplantıyla ilgili şunu söyleyeyim. Bu akşam bir hashtag oluşturulacak herhalde. Instagram'da veya Facebook'ta, Twitter'da işte yani. Uyuşturucuya da Hodri Meydan şeklinde. Sivil toplum kuruluşları ve kamu yöneticilerine artı il yöneticilerine çağrı yapılmış. Diğer taraftar gruplarına da aynı şekilde çağrı yapılmış. Karşılığını göreceğiz. Bundan sonraki adımın aslında bu çok güzel bir şey. Şuraya evrilebilir diye düşünüyorum. Nasıl olur? Şimdi madem böyle bir sorunsal var bu yörede özellikle ilimizde. Aslında büyük bir de eksik var. Bu sadece İstanbul'da, Amatem. Tarzı bir rehabilitasyon merkezi artık bu şehre şart gibi görünüyor yani. Değil mi? Evet. Yani bu hakikaten mücadele edilmesi gereken bir konu. Evet, burada da... Özellikle sentetik uyuşturucu felaket. Evet, burada da zaten bilmiyorum diğer türevin grupları gelir mi ama... Ya illa bir karşılığı olacaktır. Olacaktır, evet. Ya hiç olmazsa... Bu çünkü toplumsal bir olay, bu çok farklı bir şey. Ya orada vatandaş o yürüyüşü gördüğü zaman katılması yürüyüş üzerine... Yürüyüş değil, açıklama olacak. Açıklama, yürüyüş de olacak galiba. Benim bildiğim olmayacak. Öyle mi? Evet. Bir açıklama şeklinde olacak. Farkındalık yürüyüşü diye ben sanki hatırladım ama... O zaman şeyde olacak, Merkez Bankası'nın orada birinci... Evet, orada. İzmitçe söyledim, birinci çançanların olduğu bölgede mi olacak yoksa Merkez Bankası'nın önünde mi? Neyse onu... Merkez Bankası'nın önünde olacak. Önünde olacak. Ben ama yürüyüş diye biliyorum. Onu iyi bir araştıralım Sevgi'nin evi. Çünkü yani açıklama yapıp dağıldığı zaman esprisi olmaz o zaman. Ben öyle biliyorum. Neyse. Öğreniriz onu. Sıkıntı yok. Diğer etkinlikte bana göre çok önemli. 24 Nisan önümüzdeki hafta salı günü. Biz de muhtemelen mecbur o toplantı olacağız. O yüzden programımızı yapmamayı düşünüyoruz. Başkanın toplantısı. Muhtemelen olmayacak evet, program çünkü yani. Yani biz burada program yaparken orada çok farklı belki de Kocaelispor'un yeni yol haritasının belirleyeceği bir toplantı yani olacak. Yani bizim kitlemiz orada olacak zaten öyle bakın. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Bir kere son yıllarda hani bir kulüp başkanının aslında sezon başı böyle bir tane toplantı yapıldı. Yapılacaktı. Gene Dolphin'de. Ama o tabii yok, tribün, o taraftarlarla tribün sorumsalıyla alakalıydı. Başkan ve yönetim hani yönetim ve taraftar ben ilk kez hani... Böyle bir durum değerlendirme toplantısı bulacak. Ya burada herhalde başkan bilgilendirme yapacak diye düşünüyorum ben Yiğit. Tabii canım çünkü şu an... Çok polemik var. Çok var. Evet. Yani orada transfer tahtası açılacak mı? Borsa, yani bir şeylerin netleşmesi açısından olabilir yeni bu toplantı. Yeni sezon, yeni stat, yeni heyecan. Ya her şey flu bizde şu anda camiada. Net hiçbir şey yok. Hani şehirde de böyle aslında. Hani şehrin erk noktalarında, yönetim noktalarında da böyle. Statla alakalı GSİM ile bir flu bir durum var. Stat ne oldu, ne bitti, paneller geldi mi, gitti mi, çimler uzadı mı, nelerle uğraşıyoruz ya. Evet. Diyarbakır bizden sonra başladı, bitirdi. Şimdi ulaşım ve yollarını yapıyorlar. Statla beraber onu da bitirecekler yani o finale kadar. Gördün mü stadı? Yok, son halini görmedim. Ya zaten her stadın son hali bizden iyi. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. Yeni stat açılacak. 5000 araç yolun ortasında kalacak. 10.000 kişi kızıp yürüyerek merkeze gelecek. Şimdi onunla ilgili tamam belediyeye mı? De sorular sorulmuş. Bu belediyenin beyaz masaları falan var ya. Hiçbir hazırlık yok. Yok. 2018-2019 yıl yani 2018 sonu mu artık? 2019 yılında şeyde varmış o yatırımlarda. Ben de diyorum ki onun stat'tan önce yapılmış olması lazımdı aslına bakarsan. Tabii canım. Ya bu şeye benziyor. Tramvayı diğer şeyler unuttu. Biz yeni şimdi geldik. Şey her gün gazetelere servis yapılıyor. İşte 200 bin kişi taşıdık. 300 bin kişi. Ya vatandaşa hizmet sunarsa
Ben niye halk otobüsünde git. 50 kişilik arabalarda... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Stadın yeriyle ilgili biz daha inşaat başlamadan tespit yapıldığında, yani buraya yapılacak dendiğinden beri açıkçası yırtınıyoruz. Evet. Öyle diyelim. Ama dinleyen şimdi ne zaman anlayacaklar biliyor musun? Bak ben söyleyeyim sana. Stadın açılışı yapılacak. O zaman 30 bin kişi oraya geldiğinde, oraya gelecek protokolde o rezilliği gördüğünde, stada geliş ve gidiş esnasında, maç öncesi ve maç sonu, bir daha gelmeyecek yok. O rezilliği gördüğünde görecekler. Bir de ne zaman daha net anlaşılacak? Bizim mülki idarelerin bu konudaki başarısızlığı. Eğer ola ki bir milli maç olursa, 2024'ü konuşmuyorum ha, daha öncesinde. Bir milli maç olursa, orada protokol ve devlet erkanı geldiğinde oradaki rezillik daha güzel ortaya çıkacak. Ama ben sana şunu çok net söyleyeyim. 2024'e kadar herhalde oranın yolları ve tramvayı hallolur diye düşünüyorum. Eğer olmazsa UEFA bizi orada Avrupa Şampiyonası falan oynatmaz. Ya ben zaten 2024 Avrupa Şampiyonası Kocaeli, yani olursa herhalde... Lokasyon olarak Türkiye'deki en kötü stat. Kendimizi rüyada görüyoruz. Bak, yok ama ambiyans bakımından süper olacak. Stadın akustiği ambiyansını konuşmuyorum. Trabzon stadını gördük mü? Gördük. Bursa'yı gördün mü? Eskişehir'i gördük. Sakarya'yı gördün mü Karasu yolunda? Gördük. Hiç şehir içiyle alakası yok. Hani gidip gelme anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Bursa'nın aynı şekilde Karacabey yolunda, hipodrom yolunda hiçbir sıkıntısı yok. Hani eksikleri var ama bittiğinde hiçbir ulaşım veya park o bu sıkıntısı olmayacak. Türk Telekom sıkıntılıydı. Biliyorsun orayı bayağı bir açtılar. İşte alternatif yollar. Hı hı. Bizim stadın lokasyonu o kadar kötü ki alternatifin yok. Hani ben oraya yol yapayım desen nereye yapacaksın? Yok öyle bir şey. Şöyle öyle bir şansın yok. Şöyle bir küçük bir avantajımız var. Hani belki bir otobana bağlantı yaparlar. Çıkışında, evet, özellikle hani şimdi... Şimdi ben o zaman şunu sorayım Yiğit. Battı çıktı yapılıyor. Şu anda gerçi inşaat durmuştu. Ne aşamada bilmiyorum. 3 kere müteahhit değişmiş, kaçmış, gitmiş. Köseköy ışıklarındaki battı çıktığının ilk yapılması gerekirdi bu memlekette. İlk. Oraya stat kararı alındı ya. O zaman o kazmayı vurup o alternatif yol yapılacaktı aslında. Tabii. Ya zaten şöyle... Biz bunları söyleyince rahatsız oluyorlar. Değil mi kardeşim? Aynen. Hayır, zaten Körfez ve Derince'den gelecek adamın deplasman yapacak. Şehir merkezine girmesine gerek yok ya abi. Yani oradan direkt otobandan çıkışını bence vermesi gerekiyor. Onun dışında sevgili Nebi, notlarıma bakıyorum. Bu hafta maçlar 15.30'da oynanacak. Hep biliyorsun bir yarım saat daha uzatıldı. Aynı saatin hepsi. Aynı gün. Hepsi. Artık herhalde dönmüşüzdür. 3 hafta kaldı yani. Artık bütün bence yere... bu hafta bile olmalıydı diye düşünüyorum. Aynı gün aynı saat. Tabii o şekilde. Son 3 hafta bile geç. Onun dışında Kocaelispor yönetimi KEV tesisinin satış sonrasında biliyorsun ilk etapta vergi ve SESAK'ı ödedik. Şu an işte transfer tahtası ile ilgili. Peki biraz... ben araya gireyim mi hemen? Açıklama yapıldı siyasi olarak. Farkında mısın? Evet, o açıklama şey ama paragraf erken arasında gelen, erken gelen seçim 26 Ağustos. Tarihli bir açıklama, bak dikkat et. Şimdi bunun öncesinde ama o kesin değil daha ya. Ya ama yiğit, söylendiyse yiğit. Şimdi bu bir algı. Önden veriliyor. Sonuçta insanların tepkisi şey uygun mu uygunsuz ya önemli değil. Ben erken genel seçim olacağını düşünüyorum zaten bu memlekette. Geç programların kaç programdır söylüyorum. Eğer vergi affı olursa bunun vebali kimin olacak abi? Bizim 30 trilyonumuz buhar olacak Yiğit. Türkçesi bu. Ödediğim çünkü bunu zamanında Gençlerbirliği ve Trabzon yaşadı. Bursa, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın borcunu sildiler. Gençlerbirliği, Trabzon ayağa kalktı. Yani biz bu memleketin enayisi miyiz diye biz vergi borcumuzu, sigortamızı yatırdık. Bizim yatırdığımız boşa mı gitti diye. Boşa gitti. İlhan Cavcav hatırlıyor musun? Bunun için haftalarca bağırdı televizyonlarda. Yani şeye benziyor bu. Evet, genelde af çıkıyor. Maalesef çıkacak söylüyorsun diye düşünüyorum. Sen maalesef diyorum yani. Şeyi söylüyorsun, evet yani. Verdiğimiz para var olacak. Bir devam edecek devam abi. Aynen öyle. Zaten yapılandırmıştık yani. Ben bunu hala anlayamıyorum. Bak çok net anlayamıyorum. Ben kısmet olursa toplantıda başkana bunu soracağım zaten. Yani niyetim var. Bu sorularımdan biri bu olacak. Ya başkanın da amacı tabii ki bütün kirli geçmişi tamamen ama temizlemek. Ama Yiğit bak, oradan kirli geçmişi temizlemeye çalışırken kaosun içine girdik abi. Şu anda bunların hiçbiri konuşulur muydu? Bir seninsi... Ya şunu bile yapabilirdik Yiğit. Hani
Belki maddi destek bulamayacaktık. Tamam, bir sene elimizdeki paranın 10 trilyonunu ayırıp bir bir devam ederdik. 20 trilyonunu borçlarımızı bitirir. Lig çıkardık. Lig çıktığımızda 7-8 trilyon canlı para girecekti zaten kasamıza. Şampiyonlukta. İddia gelirleri. Şimdi üst lige çıktığında televizyon yayınları girecek işin içine. Seyirci. Yeni stada geçtin. Başarılı oldun. Şampiyon oldun. Senin ne olacak? Naklen yayınların başlayacak. İddiaya bir maçın giriyorken, sezonda 5 maçın giriyorken 15 maç girecek. Bir dakika. Sinirlenme. Ondan sonra 15 bin, 20 bin ortalamaya yeni statta oynadığını düşün. Hasılat. Reklam. Loca. Niye ödedik abi 30 trilyonu bir kalemde ya? Şu an kasamızda para yok zaten. Personele vereceğimiz 2 trilyonun 3 aydır mevzusu var yani. Evet, şimdi ben o konuyla ilgili biraz açıklama yapayım. Şimdi yarınki gazetede hatta başlığımız yasak için formül. Öteleme olacaksa. Aranıyor diye. Şöyle. Neyse. Şimdi, şimdi Kocaelispor'umuz hem yaşadığı ekonomik krizlerden dolayı hem de bu transfer yasağından dolayı 2008-2009'dan sonra Süper Lig'den bölgesel amatör lig hata düştük. Ya büyük kaoslar yaşadık. Ama Bahri Yavuz ve ekibini gerçekten ben yine alkışlıyorum. Şimdi Kev satışı sonrası işte senin dediğin gibi herkes neden vergi SSK'ya bu kadar ya abi, kapattık, zaten öncelik verdik. Yani şimdi bizim taksitle ödeyeceğimiz para kaç paraydı kardeşim? 32. Tamam, şimdi kaç ödedik? 24 falan galiba. 20. Bir devam etseydik abi 3 sene daha ödeyeceğiz. Yani bir şekilde şunu diyecektik ya. Tıkandığımız yerde ya büyükşehir biraz destek olacaktı. Belki kampanyalar olacaktı. Sırtları nasıl hallettik? Kızılız'ı da halletme. Son taksitle ama bayağı bir dediğin gibi yok ama 300 bin lira 2019'a kaldı dediğin gibi. Tamam. Yani kalabiliyor yani. He, kalabilir. Ya Allah aşkına ya. Ya şimdi şöyle zaten Kocaelispor yönetimi krizi aşmak için bir şeyler uğraşıyor. Şimdi o kurduğu komisyonda personel alacaklarını hiçbiri kabul etmedi. Bak sadece yani, onlar bile. Etmeyeceğini biz kaç ay önce söyledik, edilmeyecek. Üçte bir teklifine. Futbolcular da etmeyecek. Üçte bir teklifine sıcak bakmıyorlar. Futbolcularda zaten çok inatçı tipler var. Onları tahmin ediyorsunuz o Süper Lig döneminde oynayanlar. En çok alacaklılar ve hak etmeyenler. Ve bazı ben eski futbolcularla. Bursa'dan Kırpette'den gol yiyenler. Evet, bazı eski futbolcularla da görüşüyorum. Onlar da şunu söylüyorlar. Ya Kocaelispor yönetimi şu an avukatlarla görüşüyor ya. Ya şimdi Nebi Gönenç'in ikna edeceği iki topçu olabilir. Ama ben Kocaelispor yönetimi olarak gittiğim zaman karşı taraf bana sıcak bakmayabilir. Ben şunu bekliyorum. Yani ne dedi burada Mesut Volkan Sezgin? Evet. Arkadaşımız dedi ki o komisyon genişletilecek. Şu anki komisyon o komisyon değil. Futbolcularla alakalı. Evet. Ama ben de diyorum ki geç kalıyoruz ha. Tabii tabii. Geç kalıyoruz. Mayıs zaten. Haziran. Ya Haziran'da bizim transferi bitirip Temmuz'da tabii, Mayıs sonu. Haziran'ın tabii, ortası en fazla. Ve şimdi çok kalmaz piyasada Yiğit. Tabii. Evet Kocaelispor'un kasasında para yok. Ama şu da var. Kent konuttan sadece gelecek son dilim 9 milyon TL ile biz 27 milyonluk 3 kalemi bitirmeye çalışıyoruz. 10 milyon keve aktarılacak oradan yurt yapılacak. O bize o gelmeyecek. Ayrı zaten. Gelmeyecek o gelmeyecek. Yani. Onu zaten saymıyorum. Ya personel, futbol federasyonundaki sporcu ailesi ve piyasa borcu. Ya ben otomatik ben hani ya ben bu piyasa borcu falan bizim sahaya çıkmamıza engel değil. Yani biz şu an bak personele ve piyasa borçlarıyla uğraşmaktan Nisan'ı bitiriyoruz. Diğer çözülmüyor futbol, da. Çözülmüyor da. Yani belli. Öyle yani, görünüyor. Ve senin dediğin gibi yani ben masanın genişletilmesini istiyorum. Yani siyasi irade, büyükşehir, valilik ve aynı güne sevgili Nebi, bak aynı güne 58 alacaktım var. Futbol federasyonundakilerden bahsediyorum. Dosya olarak söylüyorsun. Yani futbolcu ailesi. Ya kendi, yasak, evet, yasak, ya kendileri ya avukatları gelecek. Güzel bir yemek yenilecek. Tamam masa işte yemek. Ondan sonra Nebi Gönenç tık buyur kardeşim 100 lira atıyorum 30 lira. Ama bunu kim diyecek biliyor musun? Bakan diyecek, vali diyecek, büyükşehir diyecek. Yani onlar diyecek. Cevabı vereyim mi? Alo. O kadar. Yani bu şekilde olacak. Bunun altyapısı da hazır olacak. Karşı taraf da geldiği zaman bu şekilde gelmiş olacak. Yani sözleşmeye sadece imzasını atacak. Hatta yapabiliyorsak Kızılırız'ı nasıl yaptıysak bu alacakları ya bir da, kısmını ya da, öteleyerek bir önermede bulunuyor. Pardon. Bir sekre, evet. Tamam. Öteleyerek al bir yarısını. Diğer geri kalın bu takım zaten üstlüklere çıktıkça güçlenecek. Bak onu diyeceğim. Heh.
Nasıl? Yani, ne olur biliyor musun? Şeyde yaptığımız bana... hata yapmıyorum hani. Vergisi sakalı yaptığımız hata. Tabii ki. Sen şimdi ne kadar istiyorsun kardeşim? Alacağın ne? 1.3. Bunda neye iniyorsun? Diyelim ki 1. Hı-hı. Değil mi? O zaman şöyle yapalım diyeceğiz. Örnek. Yayalım bunu 2 seneye. Aynen. Biz ligi çıkalım. Gelirimiz artsın. Eğer hani bizim bu teklifimizi de kabul etmezseniz biz size zaten verecek kulübün parası yok. Hasılattan kim temlik koydurursa ki baş temliğin miktarı 12-13 trilyon. Ya 10 yıldır bekliyorum ne bir. Hayır şu anda aldı da 12-13 trilyona yakın alacaktan 10.000-15.000 alıyor yani. Zaten 5 sene o sürer 10 sene. Bekleyin o zaman diyeceğiz onlara 20 senede siz bekleyin. Ya 10 yıl beklemişsiniz zaten. Ya onlar için kayıp ben tekrar var. Söylüyorum. Sefa Sirmen döneminde ki dönemde Kocaelispor'da futbol oynayan üst düzey para kazanan arkadaşlar hiç kimseyi uğraştırmadan alacaklarını bağışlasınlar. Bak Türkiye'de yönetimden mi bahsediyorsun? Hayır canım. Ya futbolcu yok futbol. Ki ya. Sefa Sirmen döneminde futbolcu yok abi. Ne yok? Alacaklı. Onu demiyorum ki. Pardon. Kocaelispor'un o iyi döneminde oynamış olanlardan var abi. Yok abi. Var. Ya sevgili Nebi Futbol Federasyonu'ndaki borç bizim Süper Lig'deki ve Bankasya'daki o 2 senedeki borç ya. Jameson'ın var mı alacağı? Jameson'ın ama nereden var alacağı? Bankasya'da oynadı ya abi. Tamam bak neyse. Ben şunu anlatıyorum. 2007, sen Asya dönemi gibi düşünme ya. Seneyi... Mesela örnek veriyorum. Tenzih ediyorum. Jameson'ın alınmasın. Tabii canım. Yani. Jameson'ın Kocaelispor'un iyi döneminde de oynadı mı? İyi kazandığı futbolcuların, iyi kazandığı dönemde Jameson'ın da kadromuzda mıydı? Örnek veriyorum. Engin Öztong'a kadromuzda mıydı? Örnek. Evren Turan atıyorum mesela. Hani var veya yok bilmiyorum. İyi zaman Turan uzun iyi zamanda vardı örnek veriyorum. Bunlar hep örnek. Hani bunlardan varsa yer alacağı olanlar bence o grup bundan feragat etmeli. Onu o söylüyorum. Grup yok ben bilmiyorum Jensen'ın. Ha bizim yaptığımız Jensen'ın varsa şeyden vardır. 2007-2008'de oynadı ya oradan var. Ben onu anlatmak anladım. İstemiyorum. Ya Türkiye'de 3 büyük kulüpte alınmayan para 800'er bin marka sözleşmeler yapıldı. Neyse. Ya evet. Bir şey şunu söyleyeyim. Bu sene mesela transfer ya 1 milyon oynayan bir futbolcu kabul edelim. Ama o dönem abi, prim olarak onlar alındı. Işte, örnek veriyorum. Sözleşme yazdığı zaman karşı taraf ya ona bir şey demiyor. Alacaklı oluyor işte. Ben bak resmi ve kağıt üzerinden bahsetmiyorum. Hakkaniyetten biraz bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hakikaten belki o paraya ihtiyacı şu anki pozisyonda ihtiyacı olan insanlar da vardır. Tabii tabii. Ama şunu biz yapmamışız ya çok enteresan bir şey. Adam bizde 10 maça çıkmış, 6 maç ceza almış Yılmaz Vural. O 6 maça biz kulüp olarak ceza kesmemişiz. Kendi takla atıp küfür etti diye atıyorum veya başka bir şey yaptı diye ceza aldı. 6 maç tribünde oldu biz ona bile. Yani bir burada bizim hak kaybımız oldu veya şey kaybımız oldu anlatabiliyor muyum? Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şeye itiraz etmemişiz ki yani. Ya, ne dönem, ceza kesmişiz ne bir şey yapmışız. O dönem neler yapılmış da. Şimdi şöyle söyleyeyim. O dönem hiçbir şey yapılmamış öyle diyelim. Aynen 24 Nisan'daki toplantıda bence güzel bir sinerji inşallah olur. Başkan Bahri Yavuz da tüm soruları çok işlendik de. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz da maalesef çok kötü oluyor. Ya şimdi, yani şimdi hiçbir destek yok etraftan. Hiçbir şey yok. Kıpırdanma şimdi yok. Şimdi zaten bu erken seçim falan bu zaten siyasetçiler kendi derdine düşecekler gene. İnşallah. Tabii seçim ortamına gireceğiz. Tabii böyle. Tabii yani ama şu bir gerçek yeni sezonda yenilenen bir Kocaelispor'la yeni statta yeni zaferler elde etmek kabuk gerekiyor. Kabuk değiştirmemiz lazım. Bu neden biliyor musun? Oynayan çok futbol... dejenerasyon oldu. Bak abi oynayan evet. Futbolcuya yazık. Başkana yazık. Yöneticiye yazık. Gazeteciye yazık. Yazık. Taraftara yazık. Ya ben sana yazık abi net ya. Bir örnek vereyim mi? Yeni evlenen biri 3. 4. senenin sonunda sorun yaşamaya başlar kardeşim karısıyla. Bile. Yani. Aynen. Bu böyle yani. Çocuğuyla, karısıyla. Bunlar da sonuçta 25 tane ayrı karakter abi. Kolay değil abi. Ha yok dejenerasyon oldu. Hakikaten oldu. Hep, belki hani, şu an yapacakları hep aynı örneği veriyorum. Ben seninle her gün ben seninle... Allah korusun. Yani şurada 1,5 saati zor tamamlıyoruz yani. Hani insan ister istemez sıkıntı yaşar. Yaşamama şansı yok. Aynen. Belki o motivasyonla veya demotivasyonla yapacağını yapamıyor belki takım sahada. Hani kızıyoruz bazen ama bunlar da etken. Tabii tabii. Bir dönem ne dedik? Mentor tüten dedik değil mi? O da fayda etmez abi. Etmez mi diyorsun? Bence... Benim bir kafamda biri var aslında eder mi? ama... Neyse söylemeyeyim. Söyleme. yok şey... hakikaten neleri konuşuyoruz. İnanılmaz. Özgür Yalnızca. Arkadaşımıza da buradan selam gönderelim. Hafta sonu bu meşhur panayır işleri vardı ya Altus Center'da. Neyse söylemesi ayıptır. Ailemizle oturuyoruz.
Efendim? Ceket aldım, şeker pembesi. Evet, gece için. O sırada yanımıza oturdu eşiyle. Benim de Facebook'tan da arkadaşım ama 3000 kişi olunca falan tanıyamıyorum. Beden eğitimi öğretmeni. 20 yıldır bu şehirde ve Eskişehir spor taraftarı. Ama Kocaelispor'da sempatisi var. Ya şunu söyledi. Ya Yiğit hocam dedi ya. Ben dedi sizin dedi senin ve senin gibilerin üzülmesini istemiyorum dedi. Dedim aynı duygular bizim için de sizin için geçerli. Eskişehirlerle evet, yani, bir saat onu konuştuk yani. O tribün kültürü olan Eskişehir, Bursa, Ankara Gücü, Antalya, Karşıyaka, Adana Demir, işte Karşıyaka. Yani insan üzülüyor. Yani Sakaryaspor her ne kadar rakibimiz ezeli rakibimiz. O ayrı, gerçekler yani. Ayrı. Aynen. Yani işte kötü ya bu iş kötü yani taraftarı olan kulüplerin canı. Proje işleri devam ettikçe de bu böyle gidecek ha. Bunun önüne geçmek lazım yani. Yani ayakta kalamayacak şehir takımları belli. İlginç. Belli. Bursa bak Bursa bu borçla küme düşsün. Ben Eskişehirli arkadaşlara şunu söyledim Yiğit. Yani resmi 300 milyon açıklanıyor. O resmi oysa 300'ün üstündedir o borç. Yani o borçla düşerseniz dedim amatöre gidersiniz. Net. Başka hiçbir şansı olmaz Eskişehir. Bir şey söyleyeyim mi? Onlarda da deli cesareti var. Adam geçen sene ne biçim para harcadı? Geçen sene harcamayı bırak. Son maç dakika 60 Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Ve sonra son yarım saatte sezonu kurtarıyorsun. Ya Bursa'yı ben demiyorum ben. Eskişehir diyorum. Bu borçlu düşerse amatöre ama gider. Ama Bursa için de aynı geçerli. Yani Bursa'nın da borcu fena. Tabii canım ya. Biz hala 10 milyon anlatıyoruz ya 10 yılda 10 milyon TFF borç. Ben neye kızıyorum biliyorum. Gene aynı yere geldik. Ya Yiğit 10 senedir Türkiye gündeminde Kocaelispor'un borcu konuşuluyor değil transfer mi? Transfer yasağı. Bak kaç para bu borç abi? Ödenenlerle beraber kaç para total? 50 olsun ya. Ya 50 ya 50 mi? Adamların 1 milyar borcu var. 400-450. Bu Türkiye'de konuşulmuyor. Biz sakız olduk diyorum ya. Bravo. Bir de var ya nasıl biliyor musun? Sakız olduk ya. Ya bir saatte bir telefonla halledilecek iş yüzünden 10 senedir transfer yapamıyoruz. Türkiye'de bak bugün anket yapalım. En borçlu kulüp kim diye bizi var ya o ilk 5'e koyarlar ha bu algı yüzünden. Hep transfer yasağı gazetede çıkıyor ya. Transfer yasağı var Kocaelispor. Adam alamıyor. Transfer yasağı. Zannedeceğiz ki 700 milyon borcumuz var. Ya 50 trilyon ya. Bunun da şimdi 20 kaldı. 25 kaldı yani. Ya bir de bunun işini gücünü ne biliyor musun? 7'den 70'e bu Kocaeli'de sokakta ya yaşlı adam bile ne yapıyor? Kocaelispor mu? Bitirdiniz Kocaelispor'u. Ya ne diyorsun dayı dedim. İşte 10 yaşındaki çocuk. Ya bana ne dedi biliyor musun? Kocaelispor bitmiş, mahvolmuş. Ya ne oluyor bana abi? Ne dedi biliyor musun? Abi de sizin ne biçim borcunuz varmış dedi ya. Ne bileyim. Ne biçim varmış dedi. Sordum ben de. Vallahi 300 baksana 10 senedir ödeyemiyor. Nasıl bir borç? Ya oğlum borç 30 trilyon diyorum tamam mı adamı? Nasıl yandı? 30 trilyon işte yani şu anda yani ödedik kalan 25 trilyon veya öyle. Devlet borcu yani. Devlet borcu bitti hani kalan fiyat şu anki kalanı söylüyor. Abi olur mu diyor ya. 10 senedir transfer yapamıyoruz. Bu kadar borcu halledemediler mi diyor. Ben demiyorum ha. İnsanlar diyor. Niye? Sanayi başkenti ya burası. Konyaspor'un devre arası aldığı 3 adam. Yavuz. Sakaryaspor'un Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaparken İslamoğlu muydu soyadı? Bir kalemde transferi açtı kadın. Kimin parasını verdi abi oraya? Biri bana anlatsın. Hani şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor ben Kocaelispor'a bir kuruş vermem diyor ya. Devlet halkın parası diyor ya. Sakaryaspor'a verilen kuruşlar kimin parası abi? Samsun'a verilenler kimin parası? Kimin parası ya? Ben bilmiyorum. Elazığ'a verilen 35 trilyon kimin parası abi? Bir sezonda. Onlar 35 trilyon. Bağış yapmışlar. Neyse aman sakin dur. Yok öyle değil. Büyükşehir Belediyesi Erzurum. Gazişehir Gaziantep. Sayayım mı? Utaş Uşak. Baltok Balıkesir. Daha sayayım mı? Sayma. He? Sayma. Belediye Ümraniye. Ne bileyim susturamayacağım. Susturamıyorum. MKE Ankara Gücü. Kaç dakikamız kaldı sayın yönetmenimiz? 5 mi? 5 dakika kaldı. Sayarım da. Sakin. Sayarım. Yenemiyorsan. Sultanbeyli Belediye. Yenemiyorsan yenemeyeceksin. Prensip bu. Ya şimdi, yok valla çok hakikaten sakız olmuş. Şimdi Kocaelispor'u yani. Evet konuştuk. Diğer bilgileri verelim. Bugün Gebzespor Altınordu maçı Kütahya'dan Eskişehir'e. Altınova Yiğit. Altınova. Bak Hakan abi seni yaptı. Altınova şey artık. Altınova da bizim Karamürsel'in beldesiydi işte. O hep unutuyorum orayı. Şimdi Eskişehir'e mi alındı o maçı? Eskişehir'e alındı. Tavşanlı'daydı. Şimdi ben Gebze'li bir tane gazeteci arkadaşımı da aradım. Ya şimdi hep diyorsunuz ya dedim işte Kocaeli lobisi falan. Şimdi hangi lobiyle oldu dedim. Espri yaptım. Hangi lobiyle olmuş?
O da bilmiyor. Söyledi mi? Yok, o da bilmiyor. E bize bir sene yazdılar ya, lobisi şöyle, lobisi yani, böyle, öyle öyle. Sonuç itibariyle Kütahya stadı aslında kutu gibi bir stat, onlar için idealdi ama ya Eskişehir yeni stat, yani kaç bin kişi giderler bilmiyorum. 22'sinde Altınova'da da enteresan bir gelişme var. Evet, Altınova'da da Cihan Korucuoğlu bizim 2 yıldır takım kaptanıydı. Bir son idmanda kaleciyle tartıştığı için. Yorumun ne bu konuda? Vallahi Cihan'ı görürüm herhalde yarın çarşıda. Bence. Ben görsem şunu sorarım. Cihan ne olursa olsun böyle bir maç arifesinde bu olmaz. Aynen. Takım çünkü insan, bak farklı şeyler konuşulur Yiğit. Yok yani bilmiyorum. İnsanlar konuşur ama. Ya buna sebebiyet ver ya. Cihan çok iyi bir kardeşim. Evet. Kaç senedir futbol oynuyor ama bence her şeyi sineye çekecekti. İki maç daha dayanacaktı. Onun dışında Darıca Gençler Birliği'ni alkışlıyoruz. Bu hafta gidelim mi? Bilmiyorum. Bakacağız programımıza. Ufuk'a da sorayım. Gidelim mi? Darıca Gençler Birliği bu hafta 60. dakikaya kadar 2-0 mağlup oldu. Chelsea Anadolu gibi. Bağcılar maçını kazanması bence 3-2. O yani da gücünü gösteriyor. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösteriyor gerçekten. Ankara Demir'le 3 puanlık fark var. Ankara ikili, Demir de iyi kovaladı yalnız. İkili averajlarda da üstün. Bu haftayı geçerse evet, bu hafta Erzincan'la oynayacaklar. O da playoff kovalıyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Aynen. İlk 5'in içinde. Başka bir not. Biliyorsun en pahalı takım. Vereyim. Dün akşam Süleyman Karadaş, saha konserli dernek başkanı, kendisi de Afyonlu. Afyon'a gitmişler. Şunu söylüyor. Memleketimle gurur duydum diyor. Baktım fotoğraflara. Mor beyaz her taraf. Evet, Afyon'un 10 bin kişilik kutu gibi stadı. 12. Yanında 12 bin mi? Yok, toplam 15. Yanında 10 tane doğal çim var. Sağ, idman sahası. Amatörler için mi? Düşün yani, amatörler bile orada yapıyor. Kapalı işte şey, tenis kortu, açık ve kapalı. Havuz yarı var. Olimpik havuz var. Evet. İşte off-road yarışları için pist var. Afyon. Bir dakika, hemen söyleyeyim ben size. Afyon'u şimdi sakın küçümsemeyin arkadaşlar. Motocross şampiyonası, dünya şampiyonası takvimine alındı. Türkiye'den tek pist. Buyurun. Afyon. Bizim de Körfez pisti vardı yıllardır. Atıl duruyor. Şeyi İsmet yapıyorlar sadece. İsmet Paşa'yı yıkıyoruz. 17 Ağustos yıkılıyor. Bak Türkiye'de yüzme havuzu yıkılıyor. Türkiye'de kaç tane pist var? Atatürk büyük şey Kurtköy'deki, İzmir Pınarbaşı motor sportları yani rally yani motor spor ve motosiklet olarak söylüyorum. Bir de burası. Burada da yarışlar oluyordu. O da bitti. Afyon'daki motocross pisti yani offroad pist dünya şampiyonası takvimine alındı arkadaşlar. Gidelim mi? Gidelim gitmeyelim diye. Dünya şampiyonasına alındı abi. İşte yani abi. Büyük başarıdır. Yani helal olsun ki oradaki yerel yönetimin vizyonudur abi. Bu ben hep söylüyorum yani. Olay bu sevgili biz, Nebi. Elimizde buz pateni sahası var. Sadece Erzurum'da vardı. Bu buz pateni sahası yapıldığında. Biz burada ligi domine eden iki takımımız vardı. Federasyon başkanı bizdeydi. Biz bunların hepsini kaybettik arkadaşlar. Bak buradan açıkça söylüyorum. Bizim için önemli olan yağlı güreş oldu. Karate oldu, boks oldu. Evet. Salon sporları tamamen bu kentten silindi. Ben de oraya şu yorumu yaptım. Biz de sanayi başkentiyiz ama Kocaeli'nin şu an idman yapacak yeri yok. Ben bir şey daha söyleyeyim. Doğal akşam bir maçtaydım. Yani benim kızımın voleybol oynadığı Derince Yenikent Spor Kulübü'nün Yuvam Spor Kulübü'yle U13 voleybol yani şampiyonluğu tayin edecek bir maçı vardı. Ona gittim dün akşam çocuklarımla beraber. Yiğit. Video çekecektim de hani videoda o kokuyu anlayamazsınız. Videodan koku anlaşılmaz tabii yani çekmedim. Hasan Gemici spor salonunun genel temizliğini, tuvaletlerin halini lütfen bir yetkili gidip görsün. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Aileler orada yaklaşık 100-150 kişi vardı. U13 bayan voleybol maçının yani bir şampiyonluk maçıydı. Aileler orada. İnsanlar kokudan tribünde oturamadı. Ben de dahil. Yiğit bak çok net söylüyorum. Evet. Ondan sonra biz de spor o bu niye yürümüyor? Dışındaki inşaat durumunu konuşmuyorum. İnsanlar hendek atlayarak salonun içine girdi. Çoluk çocuk giriyor. Sakatlansa düşse bir tarafını vursa çiviler demirler ortada. İnşaat devam ediyor. Kepçe içeride. Abi salon mu kalmadı? O zaman oraya vermeyeceksin o maçı. Ben sordum X şahısa. Niçin bu tuvaletler temizlenmiyor dedim. Bu işi yapan biri vardı. İşten çıkardılar. Oradaki personel de şu an ilgilenmiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi Yiğit ya? Ya biz var ya. Ondan yanlış. Sonra bizim salonumuz var. İnsanlar niye gelmiyor? Pisliğin içine mi gitsin insanlar arkadaşlar? Evet. Bu arada Celal de eski futbolcuyla ilgili bir hikaye atmış. Eski bir futbolcumuzdan bir kombine al dedik. Bize verdiği cevap siz stada gidin. Orada şu var. Beni söyleyin dedi. İçeri girin diye cevap aldık. Paramı veririm. Bilet alırım. Kulübe katkı yapmak aklına gelmedi.
Celal bu futbolcuyu merak ettim. Onun ne gibi bir etkinliği varmış o futbolcunun? Ben de merak ettim. Kimmiş yani? Şeye benziyor bu. Karar merciğiymiş. Yok şimdi çocuklar böyle maça geleceğiz falan diyorlar örneğin değil mi şimdi? Çarşıda. Biz bilet alırız sokarız evet. Önümüzde yani. Nebi amcanın ismini söyle numaralı B'ye. Bana da protokolle basın tribününe gel. İsmet bizim Furkan var kapıda. Ya, o sizi hemen içeri alır. Şimdi bizi dinleyen, bizi dinleyen ne anlar biliyor musun? Aa, İsmet Paşa'da isimle maça giriyormuşum der. Ne güzel. Ahmet beni yolladı. Buradan girecekmişim ben. Şey havalında diyorlar ya böyle şey çağırıyor isimle. Mr. Ahmet. Abi biz yanmışız ya. Evet teşekkür ediyorum sevgili Nebi. Dur şeyi bitirin. Son hafta bir Anıtkabir'le ilgili bir organizasyon olabilir. Yapacağız da ona olur. Karar veremedik. Otobüs mü hızlı tren mi? Yok dernek yapacak herhalde. Öyle taraftar yapacak diye biliyorum ben. Ya ben ama şey diyorum hani gitmişken ailecek gitmek o daha güzel. O zaman aile otobüsü yapalım. En son Antalya'da yaptım. Bayağı bir moralim. Bu işleri sen tecrübesin sen yaparsın. Bu maçın riski yok evet. Yani. Yani tamam kapat abi programı. Çünkü yok şey olur zaten. Allah korusun düşünsene adliyeyle ilk yarıdaki maçı hatırla sevgili Ufuk. Adliyede biter. O maç adliyede biter. Hayır, onlar kazanır niye biliyor musun? Hakim, savcılar falan hep onlardan yani. 5 sene önce adliyeye galibiyet, Derince'ye beraberlik lazımdı. Adliye Derince maçını sevgili Murat Köprücü abimizle seyrettik. Ve dedim ki Derince'nin buradan çıkma şansı yok. Ve adliye maçı aldı yani. Yani düşünsene ligin ilk yarısındaki 15-15 iki takımın aynı puanla. Bizim bir olaylı şeyi vardı. Adliyeydi herhalde o. Adliye. Girdiler çıktılar. O Telekom. Telekom adliye o zaman piyasada yoktu. Yok, koridorlardaydı. Evet. Türk yeni Telekom'du. Aynen. Evet teşekkürler sevgili Nebi. Ben teşekkür ederim. Doğum günü çocuğu olarak bu hafta çok hediyeler kazandım. Benim de doğum günüm 6 Ağustos. Çaktırıyorum buradan. Özellikle hatırlatıyorum. Sevgili Ufuk bu insana yapıştı. Sevgili Ufuk kardeşimize de gerçekten hem jesti için çok teşekkür ederim. Bardak, atkı. Bayağı güldürdün beni bu akşam. Çok güldün. Evet tiyatroya gitsen 10 TL ödeyecektin. Borçlusun bana. Ödedim tiyatroya da giderim. Sıkıntı yok. Evet. Kitap okurum. Yönetmenim işaret ediyor ısrarla. Bitirmezsek ne yapacaksınız? Yayını mı keseceksiniz? Tehdit mi ediyorsunuz? Yok ne diyor? Fark etmez diyor yani. Devam mı edelim? Yok. Ha, tamam, yok konu bitti. Gelmiş. Yok konu bitti. Eyvallah. Teşekkürler sevgili Nebi'ciğim. Konu önemli. Adliye mi? Salon. Salon mu? İnsanlar sevgili, sevgili Nebi'ciğim bu tür konularda cep telefonunuzda iki tane fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra yerel basına servis ediyorsunuz. Bunu mu yapalım yani? İşler böyle mi yürüyor? Böyle yürüyor. Ya ama bak. Şimdi biz İnsan gibi, efendi gibi bunu söyleyip düzeltecek bir insan yok mu? Orada ben o zaman yetkili şunu söyleyeyim sana. Bütün şeylerde, resmi dairelerde, yerel gazeteler alınır. Bakar X gazetede. Bize kim yazmış? Aa, ne yazmış? İki tane kaldırım havaya kalkmış. Evladım hemen git diyor. Evet. Bir bakıyor kanalizasyon kapağı kaybolmuş. Yani burada vatandaşlık görevimizi yerinize getirecek. Evet fotoğrafları atın. Gazetelerde servis yapın. Bir dakika gittiğinde atacağım. Evet, teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor'umuzun, evet biz de artık bir 3 hafta daha program yapacağız. Tabii transfer döneminde mali kongre ve transfer yasağı, yani düşünsene burada transfer yasağının açıldığını. Ya da açılmadığını. Oho, ne listeler hazırlayacak? Üçüncülükten, ikincilikten. Ben girmiyorum o işte. Girmiyor musun? Bilenler var onun. Bilenler var, evet. Teşekkür ediyorum sevgili Nebi'ciğim. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben de şey, ben de son dakikalarda şey oldum, açıldım. Hiç bitmesini istemiyorum. aslında sabaha kadar konuşuruz Kocaeli Spor'u iyi olursa. Teşekkürler. Benim bir planım var ben söyleyeyim arkadaşlar. Ben Yiğit'e bir önermede bulundum da o pek yanaşamadı. Stüdyo müsait değil. Yok. 24 saat yarışları var Leman. Şey böyle motor spor. 24 saat program yapalım dedim ona da. Yo, onu ben kırarım o rekoru. Yaparım yani ben de yaparım hiç sıkıntı yok. Tabii, ben... Uykusuzlukla uykuyla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ya şöyle yani işte Ufuk gelecek. Ufuk'u gönder yarım saat. 50 saat uyumadan işe gittim i̇şte, Antalya dönüşü öyle işte değil. Mehmet'i al, Nebi'yi al, Ongan'ı al. Tabii tabii. 20 öyle... konuk. Saat başı 24 her saate bir konuk. Ama biz şöyle şu modda olmamız lazım. Evet tabii. Yo ben konuşurum. Öyle mi? Tamam. Peki. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.